Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız Serkan Korkmaz ve Zeki Uzundurukan konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca günün öne çıkan gelişmelerini bu ekranlarda konuklarımızla değerlendireceğiz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Açılışı PFDK sevkleriyle yapacağız. Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının disiplin seklerini açıkladı. Haberimizi izleyelim. Sonrasında üstüne konuşuruz. PFDK sekleri açıklandı bu hafta. Zaten açıklanması bekleniyordu ve sonunda e, PFDK'dan bir disiplin sekleri ilgili e, açıklama yazısı geldi. Artık neticeleri de bekleyeceğiz. <laughs> Zeki Uzun Durukan'la bir açılış yapalım isterim. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Osay Samuel Osterwold, Erphan Can Bayat ve Egemen Korkmaz'ın tedbirsiz olarak sevk edildiğini belirtelim. Ya burada e, merak edilen şuydu. Genel kanı tedbirli olarak sevkler olacak şeklindeydi. Tedbirsiz olarak sevk edilmesi tabii ki özellikle Fenerbahçe açısından hani en azından daha fazla tepkinin yükselmesine neden olmaz. Gelinen nokta da hani burada şu var. Fenerbahçe tabii ki diyor ki oyuncularım kendini savunmak için bu hareketlerde bulundu işte e, kavgaydı, sportmenliğe aykırı hareketti. E, diğer taraftan baktığında 45. maddeye zaten üst limit 5 e, maç, 3 üç maç 3 ile 5 maç arası bir ceza. E, e, mesela Osayi Samuel, e, Jaden Osterwolde. Yani bu oyunculara e, diyelim ki alt limitten ceza verilir büyük bir ihtimalle. 3 maç ceza verdiler diyelim. Tahkime gittiğinde tahkimde diyecek ki oyuncular kendilerini savundu diyerek bir maça indirilir diye düşünüyorum ben. Yani burada olacakları söyleyeyim. Osterwolde bir maçta kurtarır. Osay Somel bir maçta kurtarır. İrfan Can Eribayat en fazla 3 maç. O da bir maçla e, tahkim sonrası ceza indirimiyle birer maça iner. Diğer taraftan burada Batu neden yok sorusu var tabii ki o döner tekme nedeniyle. Demek ki Batu ee, gerçekten oyuncunun kendini koruma refleksiyle e, bunu yaptığını düşünerek Batshuayi sevk edilmedi. Egemen Korkmaz'ın zaten sevk edileceğini zaten biliyorduk. Ben burada hani Fenerbahçe e, ve Trabzonspor açıklama yapar mı kısmındayım. Ne, ne şekilde açıklama yapar? Ben Trabzonspor'un şu an için Hani açıklama yapacağı ile ilgili bilgi gelmedi bana ama Fenerbahçe'den açıklama gelir mi? Ben Fenerbahçe'nin de bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Geldi Şu, galiba. Geldi mi? Hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Öyle mi? Fethi Pekin birkaç dakika önce evet, yeni açıklamada dakika. bulunuyor. Ne diyor? diyor ki sporcularımız sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar ne yazık ki kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır rakip tar takım taraftarıyla kavga gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir Hı. nedenle PFDK'ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı diyor. hani nefsi Futbolcuların hakkında savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz şeklinde tar de yazısını Aynen. bitirmiş. Özetle bu. E, az önce söylemek istediğim tahkime gittiğinde itiraz edecek Fenerbahçe, Trabzon'da itiraz eder Nefsi müdafaa orası önemli. Yani burada usulen e, PFDK'ya sevk ediliyorlar. 45. maddeden 3 ile 5 maç arası ama burada alt limitten ceza verilecek. 3 maç olabilir en fazla. E, sonrasında tahkim nefsi müdafaa diyecek. Bu oyuncular kendilerini savundu. Bir maça iner. Yani ben bir maçın üzerinde ceza olur mu e, bilmiyorum ama tahkimde genelde cezalar itirazda 3 Hı. maç cezalar iniyor. O yüzden bugüne kadar hiç direkt geri gönderildiği çok nadir olmuştur ki böyle bir olayda da ben indirim olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin de bu şekilde açıklama yapması da doğal. Trabzonspor'dan da o zaman bir açıklama gelecektir. Hani ben şu ana kadar gelmedi yayına girdiğim süreç ama yani ortalığı ayağa kaldırılacak böyle çok bunun yangını yapıldı. Yani işte şu sevklerde bu olacak, şu olacak, bu olacak. Federasyon, futbol federasyonu olaya sağduyuyla yaklaşmış e, ortalığın o yangının gerginliğin bitmesini beklediler bütün görüntüleri incelediler bence e, burada sevklerde çok böyle e, yangın yapacak bir durum yok çünkü hadise gözler önünde olan bir hadise var oyuncuların da e, hani şiddet mi dersiniz kendini savunma mı dersiniz bu arada bu sevklerden kimse memnun değil ya mutlaka yani Fenerbahçe, memnun olmayacak Fenerbahçe ama. tarafı ee, neden oyuncularımız kendilerini ya. savunduğu için ya. E, sevk edildi, ama takım hukukta... arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı ve PFDK'ya sevk edildi diyor. Şöyle bir görüşte var, neden saldırıdan değil de kavgadan sevk edildiler şeklinde bir görüş de var. Ya olabilir ama burada bir taraftan da e, bu sevkler aslında hı hı. dediğim gibi alt, lim alt limitten cezaların verileceğini gösteriyor. E, diğer taraftan da... Diğer taraftan da Trabzonspor Kulübü zaten e, kulübe gelecek ceza, sağ kapatma cezalarını. Hani biz, e, Ertuğrul Başkan şunu söyledi, biz cezayı hak ettik, orada sıkıntı yok dedi. Yani Trabzonspor'a sağ kapatma cezası verilecektir. Onun ne kadar olduğu bilinmiyor şu anda tabii ki. Ama e, çok böyle e, yangın yapılacak kadar da büyük e, bir şekilde sevkler olmadı. Ama bu işin doğasında var. Yani oyuncu tamam kendini savundu ama diğer tarafta da yerdeki oyuncuya bir, şiddet e, var yani bu hukuk hukuku boyuttan bakarsan işe e, burada bir ceza gerektiriyor Çünkü hepimiz e, bunları e, bu olaylara maruz kaldığımızda kendimizi savunduğumuzda bile e, karakola götürülürüz orada savunmamız alınır vesaire hukuk ne diyorsa kanun ne diyorsa o e, ortaya çıkar O yüzden ben hani çok fazla da e, bunun artık e, yorumunun ee, hı hı. Ya da e, lig başlarken tekrar çünkü Fenerbahçe özellikle sağduyulu olmak zorunda. Çünkü 8'de 8 yaparsa şampiyon oluyor. Bütün maçlarını kazandığında şampiyon oluyor. Artı önünde süper kupa maçı var. Diğer taraftan konferans liginde belki şampiyon olacak. Onları da göz önünde bulundurması lazım. Ee, yani zaten hukuk işleyecek burada. Evet. Tamamen sahaya odaklanması lazım. Sahaya odaklanmazsa... Fenerbahçe kaybeder şu anda. Sahaya odaklanma kısmını da saha kısmını da yine ayrıca değerlendireceğimizi söyleyelim. İlk yorumunuzu merak ediyorum. Yani gelişmeleri takip ediyorum ben de. Ee, bazen e, sportif yargıda da e, duruşmalı e, daha doğrusu hani işte savunma yapmak isteyen futbolcuları veya kulüpleri e, değer, e, futbol federasyonuna çağırarak yapılıyor. Bence öyle yapılsın. İşte burada sevk edilen o Egemen Korkmaz, İrfan Can Bayat, Osterwolde, oradaki gelişmeleri, hani görüntülerde farklı açılardan, yayıncı kuruluştan ve tribünden elde edilen görüntülerde izlenirken işte ben şurada şöyle düşündüm, şöyle yaptım, böyle yaptım diye açıklasınlar. Yani hakikaten çok zor bir iş. Ben hani bu kararı vereceklere de kolaylıklar diliyorum. Ama olayları buraya gelmeden halledebilmek ee, Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında çok uzun süredir devam eden bir husumetin <laughs> e, yansımaları olarak görüyorum bunu. Ben yani geç kalındı bazı şeyler için. Maç oynanalı da 10 gün oldu. Değil mi? 10 günü geçti. 17 gün? gün. 17 on, o kadar on, oldu, çok da daha... 15 gün oldu. Evet evet. Ya, mesela <laughs> bu tip durumlarda kararlar İngiltere Futbol Federasyonu, UEFA, FIFA, işte ne bileyim Almanya, başka ülkelerde süreçler çok hızlı işliyor. Kararlar alınıyor, tartışmalar hızlıca yapılıyor, savunmalar alınıyor, iddialar bulunuyor, itirazlar yapılıyor ve bu hani 17 gün mü dediniz? 15. gün e, bu. 15. gün. 2 evet. yani hafta geçti. Yani Mart, bu işi 2 hafta. Bugün 1 Nisan. 2 hafta uzatmak bence e, sıkıntılı. E, yargılama süreçlerinin uzunluğu adli yargıda da sportif yargıda da herkes için zulüm. Burada kimi dinlerseniz dinleyin haklısın diyesi geliyor insanın ya da haksızsın diyesi geliyor. Yani aynı anda haklı ve haksız herkes. Evet. Sonuçta kabuk kuvvetin olduğu bir ortamda sahaya inen seyircilerin olduğu bir ortamda elmacık kemiği bir kulüp başkanının yumruğuyla kırılmış bir hakemin yönettiği bir ortamda yani Nereden tutup ne yorum yapacağız? Hani ben şimdi kavga yorumcusu değilim ki boks. Burada nefsi müdafaa var, burada saldırı var falan. Yani Allah kolaylık versin. Bence bu kadar gecikmemeliydi. Ee, sevkler her kimler sevk edilecekse hızlıca sevk edilmeliydi. Sevk edilen de yakınıyor. İşte Fethi Pekin evet. e, çok önemli bir hukukçu kendisi. Fenerbahçe memnun değil. E, Fenerbahçe memnun değil. Haklarını sonuna kadar koruyacağız oyuncularımızın diyor. E Trabzonspor memnun değil doğal olarak. Ee, belki hani kişisel memnuniyetsizlikler, kişisel adli yargıda da bir süreçler yaşandı ama galiba herhangi bir dosya açılmadı bu konuyla ilgili, bu kavga ile ilgili ya da kavgalar yok. ve saldırılarla yani tutuklama ilgili. Tutuklama kısmı yok yani. Ha, tutuklama kısmı, kısmı yok. yok. Ee, soyunma odasında, koridorlarda bir şeyler yaşandığı iddiaları da var. Ona dair futbol federasyonunun aldığı bir karar yok. Şahin'in herkesin gözünün önünde attığı bir döner tekme var ama hani herhalde zarar vermedi diye ya da şey hareket e, gaddarca ve <laughs> hani faalde öyle şeyler var ya hani, topa niyetli yaptı falan diye herhalde bilmiyorum. Ama hani Batu olmaması dikkat çekici. Evet. Şimdi çünkü neden İrfan Can Eğri Bayat varsa Mert Hakan niye yok? İşte atıyorum o varsa Batu Şuan niye yok? Yani bunlara bakmak ben hani bir yerinden tutamadığım çelişkilerle dolu ve bence hem aynı anda herkesin haklı hem de haksız olduğu bir ortam. Yani kusura bakmasın kimse. Ne diyeyim hani ben şimdi bu duruma? Yetkililer gereğini geç yaptı. Şimdi muhtemelen de geciken bir takım kararlara tanıklık edeceğiz. O kararların açıklanmasından sonra yine hiç kimse memnun, hoşnut olmayacak. Yani birinin lehine karar çıksa bile ee, onun lehine çıkan karar diğer tarafı rahatsız edecek. Biraz da şöyle bir şey yok mu Serkan korkmaz? Türkiye Futbol Federasyonu ya da PFDK Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu özelinde söylüyorum bunu. Ee, eğer bir konuyla alakalı herkes rahatsızlık duyuyorsa demek ki kimseden o kararı veren kuruma karşı bir güven yok demektir. Yani zaten güvensizlik bence ortamı, temel problem buradan Evet bir güvensizlik ya ortamı Ya olayların söz buraya gelmesinin engellenmesi gerekiyordu. Yani olaylar nasıl buraya geldi? Yani o süreçleri aylar içerisinde, günler içerisinde, maçın öncesinde, maç sırasında, maç esnasında, hakemiyle futbolcusuyla, yedek oyuncusuyla, hani bu kadar çok şey yaşandıktan sonra neresinden tutacaksın şimdi? hani Sen haklısın, sen haksız değil ki bu konu. Birinize karar vermek zorunda da değilim ben aslında. Ama o makamda oturanlar ya bu olayları baştan engellemek zorundalar. Ya Ki da en doğrusu da bu olur. Olduktan sonra yani önleyici tıp diye bir şey var ya, evet. yani yakalanmadan e, konuyu halletmek e, çok geç kalınmış, kanayan bir yaraya dönüşmüş. E, tabirimi mazur görsün herkes, bir kan davasına Hadi romanç diyelim, sportif terminolojide kalalım. Sürekli romançlaşan bir duruma düşmüş. Hatta mesela Galatasaray e, da bu konuda müdahil çünkü şampiyonluk yarışı veriyor Fenerbahçe ile. Ee, aynı şekilde Galatasaray, Trabzonspor'la ya da Beşiktaş'ta yaşasaydı benzer durumu. Fenerbahçe'de mi olurdu? Şimdi hiç kimse masum değil. Yani o haklı bu haksızlığında değilim ben. Ya mesela Galatasaray... Ee, ben şeyi anlamıyorum ya. Çok iddialı demeçler gelmiyor artık takımlarımızdan. Herhalde kendilerine güvenleri yok. Hiçbir takımımızın, kulübümüzün. Herkes maçları oynamamaktan yana. Herkes... Ee, kozlarını sahada paylaşmaktan korkarcasına davranıyor. Mesela Galatasaray'da şunu diyebilmeli bence bu noktada. Ben bir Galatasaray yönetici olsam tabii ki politik bir demeç olacak bu. Hani tabii ki içten içe sen şampiyonluk yolundaki rakibinin oyuncularının ceza almasını istersin. Ya bizim hiç umurumuzda değil biz önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Tam kadro gelsinler hatta onlar hakemi atasın. Onların istediği saatte oynayalım falan derim yani. Hani takımıma olan güvenimi hissettirmek için. Fakat bütün kulüplerin yöneticileri öyle konuşmalar yapıyorlar ki. Aa bizim takımın, bizim kulübün etrafında oyunlar dönüyor falan. Hani futbolcu milletine de böyle çok koz vermeyeceksiniz. Hani camiayı kenetlediniz, tamam. Futbol takımını kenetlemedikten sonra anlamı var mı? Futbol takımını bir amaç doğrultusunda birleştirmedikten sonra? Ya ben şu anda karşılıklı olarak bütün kulüplerimizde çok ciddi, vahim stratejik hatalar görüyorum. Daha az yapan kazanacak. Ha mesela şampiyonluğun iki adayı var. Adaylardan bir tanesinin e, başkanı ki şampiyonluğa çok büyük hasret çeken bir kulübün başkanı Sayın Ali Koç. Tarihin en rezalet sezonu mu dedi? Aşağılık. Aşağılık sezonu dedi. E ya şampiyon olursa Fenerbahçe? Yani tar tarihin en aşağılık sezonunun şampiyonu mu yazacaklar posterin altına? Ya da bu kadar mı inanmıyorlar şampiyon olacaklarına? Benzer şeyler, benzer hatalar hep diğer kulüplerden de yapılıyor. Bilmiyorum. Hani çok garip bir iklimdeyiz. Ee, bir an evvel bence yetkililerin hızlı ve sağlıklı kararlar alması gerekiyor. Artık kulüplerin yönetenlerinde. Hani böyle bir öyle bir böyleler falan filan insanları çok genç, çok şuursuz ve aşırı fanatik bir kitle yarattı. Tık hep beraber. Bu çocukların sosyal medyada birbirine hakaretlerinden belki çok ciddi bir zayiat yaşamıyoruz ama e, hani öyle kafalara atılan tekmeler, uçan tekmeler, yumruklar, kırılan elmacık kemiği Türkiye'nin bir numaralı hakeminin bir kulüp başkanı tarafından. Yani bu iklim de e, futbola çok zarar veriyor. E, buna dair çözüm çözüm önerileri üretmek bizim görevimiz ve kamuoyunu bilgilendirmek. Şu keşmekeş içinde üzerimize ne düşüyorsa yapalım. Ama bana kim haklı kim haksız diye sormayın artık böyle bir konuda. ben böyle bir şeyin üstüme bulaşmasını istemiyorum. Ya ben öncelikle bu sosyal medyaya bir düzenleme temiz, yani. temiz değil yani ortak ortam temiz değil yani sosyal Niyetler kötü. sosyal medyadaki e, yazılanlardan çizilenlerden görüntülerden bütün kulüpler, bütün kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler çok etkileniyorlar. En başta orayı bir temizlemek lazım. Nasıl olur bilmiyorum. Yani bir şekilde de olur. Eskiden bu kadar değildi. Son dönemde çok arttı. Evet, sağduyu çağrısını bazen kulüp başkanları yapıyor ama hemen ardından yeni bir gelişme oluyor. Tekrar iş kaosa dönüyor. Şimdi Fenerbahçe Kulübü şunu da söyledi. Bunu kabul edelim. Yani... E, ligden çekil onu konuşuruz işte bu olaylarla hani Trabzonspor kulübüne mal edilemez taraftarına da mal edilemez o gün statta 40 binin üzerinde taraftar vardı sahaya e, 30-40 kişi falan girdi onlar da planlı bir şekilde kimi Almanya'dan gelmiş kimi yurt dışından çeşitli yerlerden kimi Trabzon'un dışından başka illerden gelmiş belli ki maskeli bir grup o gün şehirde 30-40 kişi şaka değil ya resmen maskeleri grup, vardı e, küfür ederek işte e, meydanda dolaşmışlar Diğer taraftarlar ki maça giden bir sürü de arkadaşım var. O su şişelerinde dahil. Çok engellemeye çalışmışlar. Onlara da dayılanmışlar. Yani gerçek Trabzonspor taraftarı o malum sezondan sonra bile e, Fenerbahçe orada kazandığında 3-1 kazandığı bir maçtan sonra Fenerbahçe taraftarını e, tribünlere çağırıp e, alkışlamışlardı. Yani Takımı Trabzonspor mı? taraftarı Hele e, Akyazı'ya geçtikten sonra sahaya bozuk para bile atmıyorlardı. Yani burada planlı bir şey vardı. E, zaman zaman bu olacak yine. 3-5 yıl sonra yine yaparlar bunu. İki kulüp karşı karşıya getirip o gerginlikten beslenen birileri var. Tam da seçim öncesi bunu yapalım. Planlı bir şekilde yapıldı. Bunu Fenerbahçe kulübü de mutlaka biliyordur. Çünkü Ali Koç da e, hep bunları söyledi. Yani bunu Trabzonspor'a mal edemeyiz dedi. Aynı şekilde Trabzonspor'un da mutlaka bu konularda araştırması vardır. Emniyetin araştırmaları vardır. Zaten 5 kişi gözaltına almıştı. 4'ü içeride şu anda. Biri sağlık ha, sorunları içerdi, nedeniyle mi? dışarı çıkarıldı. Tabii içeride. Yani e, maske bu, tuzağı, falan çok merak bu tuzağı ben. artık düşünmemesi lazım. Ne olur? Fenerbahçe ile oynanacak maçta. Bundan sonra e, güvenliği 5 katına çıkarır gerekirse. Yani e, kuvvetler istersin. O olur. İşte Herkes kendi pasolikği ile stada girer. Ne ya öyle oluyor mu? Hayır, e, olay çıkaranlardan bazıları başka pasoliklerle, kendine ait olan pasoliklerde girildiği söyleniyor. Bir sürü şeyler var. Tabii elimizde net olarak şu anda e, bize verilen bilgiler ışığında konuşuyoruz. Ama dediğimiz gibi bu görüntüler o kadar çok saatlerce izlendi ki, o kadar farklı farklı görüntüler ulaştık ellerine kademe kademe. Süreç ondan da uzun sürdü. Yani Perşembe günü işte cezalar açıklanacak. Yine kimse memnun olmayacaktır ama dediğim gibi tahkim süreci, tahkimin bakış açısı önemli. Ee, bunla, yani bu olayları önlemenin tek yolu kulüp başkanları bir araya gelecek. Sağduyu çağrısı yapacak her sezon. Zor bir şey değil. Bunlar özel hayatlarında, özel yaşantılarında birlikte tatil yapıyorlar. Tabii aynı, aynı tatil yörelerinde geçiriyorlar. Birlikte yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar. Bir görüntü verecek. Bu işte de tabii ki yayıncı kuruluş bunları dört kulüp başkanlığı bir araya getirebilir. Belki sezon başı böyle bir çağrı yapılırsa taraftarlar daha sağduyulu bir şekilde olaya bakarlar ki ben o hafta boyunca çok tehlikeli cümleler de vardı mesela. Mert Hakan'la ilgili bunu gidip Trabzon'da yapabilir misin? Yani o Trabzon taraftarını da olay çıkarmaya meyilli fanatikleri de holiganları da ateşleyen bir laf. O söylenir mi? Orada hemen uyarması lazımdı. Futbol Federasyonu'nun ya da işte İbrahim Üzülmez'e kulüp başkanının. Ya yapma o böyle gerginlik olur. Böyle konuşmamak daha doğru olur diyerek. Hatta İbrahim Üzülmez sonrasından keşke böyle konuşmasaydım dedi. Öz eleştiri yaptı. Yani herkesin dikkat etmesi lazım. Bizlerin de burada konuşurken dikkat etmemiz lazım ama sosyal medyanın işte birisi bir oraya bir cümle yazıyor, bir laf yazıyor. Bir anda çığa doluş, dönüşebiliyor. O. Herkes onun peşinden gidebiliyor. Sürü psikolojisi gibi. Hani biliyorsun koyunun biri uçurumdan atlayınca arkada 100 tane koyun varsa hepsi birden atlıyor. Niye atladığını bilmeden. Yani bunu mesela diğer hayvanlar yapmaz. İnekler yapmaz. Boğalar yapmaz. E, ne bileyim yani doğadaki hiçbir canlı yapmaz ama sürü psikolojisi denen şey bu işte. Yani biri bir şey atıyor. Hiç mantık süzgesinden geçirmeden onun peşinden koşan bir, böyle bir grup var. E, onların da artık Türk futbolundan temizlenmesi gerekir. Yani bu e, şu bugünkü PFDK sevklerinden sonra Fenerbahçe'nin açıklaması tamam. Çok da e, sert bir açıklama değil. Yani hani oyuncular zaten Oyunca'da baştan beri aklını söylenen aklını bir savunacağız şey. Savunacağız Baştan beri söylenen bir şeydi. Diğer taraftan Trabzonspor'da zaten biz cezayı hak ettik dedi başkan. O yüzden diyorum belki açıklama yapmaz diye. E, gelinen süreçte lig başlıyor zaten yarından itibaren maçlar. Perşembe günü bir yangın olur yine. Ama dediğimiz gibi, Serkan dediği gibi belki görüntülü duruşma, belki gidip oyuncu kendini savunacak böyle yani bir şey olabilir. Lan. Zaman zaman Fatih Terim'in de çok canı yandığında biliyorsun sürekli ceza veriyorlardı Fatih Terim'e bir dönem. O da böyle duruşma taleplerinde bulunuyordu. Kabul edilmiyordu o dönemde. Ee, yani burada ders çıkarmamız lazım. Yani artık Trabzonspor Fenerbahçe maçlarında ekstra güvenlik, hafta boyunca e, Futbol Federasyonu'nun işte fehir play çağrıları, bizlerin fair play çağrıları, spor bakanlığı herkes el ele verecek. İki kulüp arasında aslında taraftarlar arasında hiçbir problem yok. Emin ol Fenerbahçe taraftarı Trabzon'a gitsin ilk önümüzdeki sezon. E, Fener, Trabzon taraftarı başta Birlikte yemek yerler. Urfa'da bu olmadı mı? O zaman da gergin bir sezondu. Urfa'da oldu. Birlikte yemek yerler. Gergin birlikte baş... hem de çok yakın. Trabzon kupayı aldı. Ama çok iç içe maç seyrettiler. Ya herkes kardeş aslında. Yani bu gerginliği ayrıştırıcılığı e, taraftarın dışında yapanlar da var. Yani herkesin e, öz eleştiri yapması lazım. Bizler de dahil. Tabii, Cezaları tabii. ne zaman açıklanacak? Perşembe, perşembe açıklanacak. Perşembe. Perşembe açıklanır, açıklanır, açıklanır. zaten. Açıklanır. Hani, Çünkü sevk Daha olduğuna göre. Geçen perşembe durum belki ya. de olmalıydı hatta yani bu. Belki değil, öyle olmalıydı. Görüntü geldi, yeni görüntüler dediler. Ondan süreç uzadı tabii. Bilemiyoruz. Bilmiyorum. Yani e, bence geciken her karar toplumdaki gerilimi ve hoşnutsuzluğu arttırıyor. Mutlaka. Yani sportif konularda hangi maç önemli de değil zaten. Yani hatırlamıyorum diyeceğim de zaten hatırlasam da söylemezdim. Bir maç yarıda kalmıştı ya da kural hatası mı vardı? İşte tekrarımı hükmen yenilgi mi? Ne? Yani bir buçuk iki ay sürmüştü ya. Çok yıllar önce bir sezon. Ha, pes yani. Hani nasıl olur ki böyle bir şey? Ne oldu? Şartlar mı değişti? Yeni delil mi geldi? Oynandı maç. Neden yarıda kaldığı ya da neden e, ya kural hatası olup olmadığı belli. Yani işte kural hatası olup olmadığını anlamak için 45 gün o görüntüyü mü izledi? Kural hatasına karar verecek kişiler. Bir de şurada yapılmalı Serkan. Şimdi... Yani bence e, burada zamanlama bir kere doğru değil. E, bakın Suudi Arabistan'da Süper Kupa finali oynanamadı. Bu ülkenin en önemli maçlarından birisi maçın sonunda kupa kaldırıyorsun. Hani evet. Zaten 3 tane kupa var. Yani tek bir maçta kupa kaldırıyorsun. O oynanamadı. Şimdi yine oynamak istemeyen istenmemesi gündemde. Yani öyle bir ülkeye dönüştük ki biz maç yapmak istemeyen futbol takımları. E çünkü neden? Maç artık şey gibi dert gibi bir şey oldu. Bir maç bitmedi sahadan takım çekildi. Bir maçta ülkenin bir numaralı hakeminin yumrukla elmacık kemiği kırıldı. E, bunlar olumsuz yanlar. Yani bu kadar çok şeyi 50 yılda yaşamıyor. İşte Bundesliga, Serie A, La Liga, Premier Lig. Ama bak bir yandan da milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti. E, 2032 Avrupa Şampiyonası ev sahibiyiz. Nisan ayı geldi. Hala Avrupa'da temsilcimiz var. Ülkenin en güzide kulüplerinden ikisi Şampiyonluk yarışında yani aslında bu taraftan baktığında da çok pozitif maddi manevi bir sürü değer üretebileceğin harika bir sezon da geçiyordu bir yandan yani bu taraftan bakıyorsun maçtan sahadan çekilen takım yumruklanan bir numaralı FIFA kokatla hakem, oynanamayan Süper Kupa finali şimdi hani bu kadar çelişki ve bu kadar e, büyük bir e, frekans farkı çok yıpratıcı ya. Yani ben burada bu ürünü övüp bu ülke için kıymetli bir hale getirebilecek doneye de sahibim. Ama burada bu ürüne sürekli küfredip serzenişte bulunup ülke futbolunun iyice nakden yayın ihalesinin yerli bir olacak hale de getirebilirim. Genelde tavır bu oluyor. Çünkü bir sezonun sonunda bir şampiyon var. Şampiyon olamamış en az 3 takım var. Şampiyon olamamış olanlar o sezonu o şampiyonun burnundan getirerek halletmeye çalışıyorlar, Hınçlarını almak, bir de kendi başarısız transferlerini, kendi kötü takım mühendisliklerini, yanlış hoca seçimlerini, her şeyi. E ne güzel işte hakeme düşmanlara bağladığında bitiyor gidiyor. Ya hakkıyla ya 97'den beri futbol izliyorum. Hakkıyla şampiyon olan takım görmedim hiç rakiplerinin gözünde. Yok ya çok büyük puan farklarıyla. Ay, ama e, onda rakipler, da rakiplerin, rakiplerinin gözü. Tabii tabii aynen. Ya Galatasaray, Galatasaray 4 sene üst üste Galatasaray 4 sene dönmez. üst üste şampiyon oldu. Üstüne UEFA Kupası aldı. Mehmet Ağar dediler ya. Ama hep böyle. <laughs> ya üstüne UEFA Kupası aldı abi. Böyle. Tabii na aldı. Tesadüf dediler ona aslında. Ya na mağlup aldı. Tesadüf dediler biliyorsun onu da. Yıllarca tesadüf. Niye bir daha alamadı? Ya geldi iş. Değil mi? O, tesadüf o öyle nedir? bir jenerasyon ve öylesine istim üstünde bir Kadro ki 3 yabancıyla mıydı? Evet. 3 yabancıyla. Yani sınırsız hani kadro, yabancı istenen bir ortam o değil. O kadro zaten 3-4 oyuncu hani? takviyesiyle dünya üçüncüsü doğdu. Aynen. Tesadüf mü o da? Ya tesadüf değil tabi de Burada orada bazı kura şanslarımız vardı. Hadi Yok. bunu kabul edelim. Aa, Hadi orada bunu kabul edelim. Oynuyorsun. Orada ben illa yani. illa, Avrupa takımıyla eşleşeceksin Tabii. diye bir zorunluluk Yok. mu var? Ya yani? Yani Bre Brezilya'yı yenme şansı var mıydı Allah aşkına? Brezilya o dönem. Vardı be. be Brezilya'yı iki maçta da yenebilirdi. Bence yenebilirdi. İyi oynadık yani. Bire, ben çünkü orada izledim maçı. Aynen. Oradaydım Güney Kore'de. İlk maç oldum. özellikle. Ah, Hasan'ın golünün evet, olduğu maç. Ya o Ronaldo gibi ekstrem pek çok kişiye göre. Tarihin en iyi Brezilyalısıydı bence. Bir de tarihin en iyi golcüsünün Abi şeytanın aklına gelmez bir pis burun vuruşuyla attığı bir tuhaf gol var mesela. Yani başka kimse atamaz. Ben şeye kabul etmiyorum. Yani Avrupalı takımlarla oynamadık ama Senegal gibi bir takım eledin abi. Ya, ne Senegal kadar de Fransa'yı Fransa çok iyi yani, bir takımdı. Mesela, ya. Çok iyi bir takımdı. Hani ilanmansız. Orada da belki şansımız yardım ediyordu. Bizim etti. takımımız iyi. gol çok iyiydi. Müthiş bir gol bizim oldu ama. Bizim takımımız da çok iyiydi. Bizim, e yani, tabii, bizim mesela yani, o iki yarı yani. Yunanistan'ın yani. Avrupa şampiyonluğundan kıymetlidir. Çünkü tabii. Yunanistan top mop oynamadı oynatmadı. Biz helal o, olsun biz yalnız. Biz oynayarak. Yani Reha Gale, Reha Gale o kurguyu yapan ve uygulatan Reha Gale, helal olsun. Başka türlü de şampiyon olamazdı evet. zaten Yunanistan. Evet. Biz oynaya oynaya yarı tabii. final oynadık. Kesinlikle İkisinde öyle. de. Avrupa şampiyonasında da dünya kupasında da. Aynen. Galatasaray'da oynaya oynaya şampiyon oldu. Elbette. Yani o Arsenal, Harlem gibi bir takım da abi. Evet. Yani kimler vardı yani? Hatırlıyor musunuz o Arsenal'i siz? Tabii. Patrick Vieira, Thierry Henry. Kalenin onları. önünden kafayla yere evet. çarptırtarak gol atmaya falan çalışan bir takımdan bahsediyoruz evet. yani. Şey diyeceğim. Ya yani şimdi bu ıı, Türk futbolunda ya yani, çözüm aslında hani çözüm arayan kimse yok. Çözüm şu. Çözümsüzlük daha eğlenceli. Ha öyle oluyor. Psikolojisi, herkesin psikolojisi bozuk. Bu yarışma içine giren, bu ligde top oynamaya başlayan futbolcuların, yöneticilerin, teknik direktörlerin hepsinin bir süre sonra psikolojisi bozuluyor. Yani o psikolojiyi yönetmek çok önemli, öfke kontrolü çok önemli. Yani o hafta maçlara başlamadan önce bence kulüp başkanından futbolcusuna kadar herkes bir psikolog eşliğinde. Hazırlanmalı haftaya. Ne olursa olsun. Hepimizin psikolojisi bozuluyor ya. Değil mi? Bozulmuyor mu? O izlerken, maç izlerken mesela alakası Avrupa'dan bir maç izlerken bile golü kaçırınca oyuncu ya bunu nasıl kaçırırdı yani orada bile tepki gösteriyoruz. Yani işte o kendi hani sevdiğin bir takım fanatiklik derecesinde takımı sevdiğinde en ufak bir haksızlık ya her şeyi şöyle düşünüyorsun orada. Çünkü psikolojik olarak tamamen fanatizme yöneliyorsun. Hakemin çaldığı her düdüğün altında bir art niyet arıyorsun. Ee, rakip oyuncu ile senin oyuncunun ikili mücadeleye girdiğinde yine hep taraflı bakıyorsun. Oyuncu taraflı bakıyor. Taça kendisinden ayağından çıkıyor top elini kaldırıyor benden çıkmadı diyor. Mesela yani bu kadar mı ki o taşların yüzde %30'u rakibi atılıyor kullanırken. Yani daha da zarar veriyor sana takımına. Yani onu diyeceğim. Yani bir tane şöyle futbolcu göremedim ya. Ya benden çıktı ya da ne bileyim top out'a gider korner ister. Nadiren oluyor. Ya nadiren oluyor nadiren ama 100 pozisyondan birinde oluyor. Yani burada skor e, 3-0 iken falan. Yani hani deve, deve misali her tarafı eğri hani boynun nerem doğru ki Aynen. gibi. Ya bizim Türk futbolunda geldiği nokta bu. Yani Futbol Federasyonundan çok şey istiyoruz. Futbol Federasyonu'na göre önce sen futbolcunu eğitiyor musun? Bu konuda fair play'e örnek bir şekilde davranacaksın diyor musun? Mesela oyuncu e, gidip artistik yapabiliyor gol attıktan sonra. İşte hani mesela İbrahim Üzmez'in söylediği gibi İrfan Can Kahveci. Orada hemen Yok Mert Hakan. Mert, ha, Mert Hakan pardon. Mert Hakan yandaş. Özür dilerim. Ya, şey yaptın. Mert Hakan yandaş. Orada diyeceksin ki oyuncuya maç bittikten sonra evladım hani bu doğru olmadı. Bir daha yapma. Şimdi onu söylemezsen oyuncu şöyle düşünüyor. Vay be. Nasıl böyle diklendim. Aslanlar gibi tribünleri Taraftarları fethettim. Taraftarın istediği davranış bu. Oyuncuyu eğitirsen oyuncu bir daha yapmaz. Eğitmezsen de e, en ufak bir gerginlikte tekrar bak İrfan şey Mert Hakan yandaş yaptı, e, biz de yapalım. Bak o çok beğenildi, taraftar sevdi onu, kahraman ilan edildi, biz de yapalım'a geliyor. Diğer oyuncular da örnek alıyor bu sefer. İdol olarak e, tabii. görüyor. Ama bunu söylemezsek şimdi buradaki şeylerden sonra egemen korkmaz mesela. Avcı diyecek ya daha sakin olalım bundan sonra. İşte Osayi'ye, Osterwolde'ye, Can'a her kim olursa olsun en başta e, bunu İsmail Kartal yapacak. Sakin olalım. Bak ben sakin oldum. Kafama cisim geldi. Sakin bir şekilde kenarda durdum. Bundan sonra biz sakin olacağız. Başkan çıkıp böyle söyleyecek. Ya sukunet çağrısı yapılırsa hani tatlı dilin delinden çıkarır. Ya çözüm basit ama çözümü istemiyoruz. Çünkü biz kaosu seviyoruz. Biz gerginliği seviyoruz. Aslında dediğim gibi yani bunun yol haritası belli. Ama kimse o yoldan gitmek istemiyor. <laughs> ya bir suç varsa cezası vardır. Cezasız kalmamalı. Ee, yargılama süreçleri hızlıca gerçekleşmeli. Hele hele sportif yargıda ya. Yani saha içinde olmuş, bir futbol sahasında olmuş bir konunun hala bu raddede olması çok yıpratıcı. Yani ben Fenerbahçeli kardeşlerimi dinlediğimde onlara hak veriyorum. Trabzonsporlu kardeşlerimi dinlediğimde onlara hak veriyorum. Bu noktada da hani ben belirleyici bir şey söylemek istemiyorum. Bu konuyla ilgili taşın altına elini koymuş, işte genel kurullardan seçilmiş insanlar gereğini yapsınlar abi. Ama yani şu an futbolun geldiği durum içler acısı ve sağlıklı bir ortam değil. Ben Fenerbahçe'nin Avrupa macerasının devam ettiğine sevinemiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda finalist olmamıza sevinemiyorum. Avrupa Şampiyonası ev sahibi olmamıza sevinemiyorum. Yani böylesine yaşadığımız e, önemli bir şampiyonluk yarışının, 8, evet 8-10 tane küme düşme adayının olduğu bu keyifli ligin tadını çıkaramamamıza çok üzülüyorum. Ya her gün saçma sapan bir şey konuşuyoruz ya. Bu konular bitiyor. Ondan sonra kulüplerin borçları gündeme geliyor. Çat bir kulübün divan kurulunda borcu açıklanıyor. Bunlar bunu nasıl <laughs> ödeyecek diye onu düşünmeye başlıyorsun. Sonra adamlar dünyaca ünlü yıldız transfer etmek zorunda bırakılıyorlar taraftarları sosyal medya tarafından. Harç borç onu onu alıyorlar. E biz de böyle sanki muştulu bir haber gibi <laughs> bildiriyoruz değil mi onları? Evet. İşte Zeki Uzun Durukan e, X spor'da diye Bildiriyoruz ilk biz verdik diye mutlu oluyoruz. Sonuçları kimse düşünmüyor. Yani 2010-2011 sezonundan bu yana 13-14 yıl geçti. Ne yapıldı? Ne yapıldı? Savaşan ülkeler barışıyor. Birbirlerinin evlatlarını öldüren, topraklarını, mallarını ele geçiren, can alan ülkeler barışıyor ya. ya bu kadar bir medeniyet gösteremiyor muyuz? Sonsuza kadar kavga mı edeceğiz? Sonsuza kadar çatışacak mıyız? Fenerbahçe ile Galatasaray arasında hani böyle birbirini yok etme. Ne olursa olsun giderlerse gitsinler, düşerlerse düşsünler veya lanet olsun onlar vatan aynı falan. Ya böyle saçmalık olabilir mi ya? Ben 3 3 kardeş büyüdüm. Çekirdek ailemde. Annemle babam farklı takım tutuyorlardı. İki kardeşim farklı takım tutuyorlardı. Ben babamla farklı takım tutuyordum. Ama onların karşısında birleşiyorduk falan böyle. Ama tatlı tatlı aynı aynı ailedeniz ya. Çekirdek aile anne baba çocuklar. Benim oğlum benim tuttuğum takımı tutmuyor. Ben de babamın tuttuğu takımı tutmuyorum. Siz isterseniz bunda dalga geçin. Benim hayatım böyle. Benim hayatımda futbol bu. Siz de hayatınızda futbolu sağlıklı bir yere koymazsanız işte böyle rezillikler yaşarız. Ben yani ne diyeyim daha Kerem? Hani Diyecek senin şey ya şey seni tuttuğun takımı tutuyor mu? Kızım tutuyor. Oğlan tutmuyor. Oğlanın <gülüyor> futbolla <gülüyor> ilgisi yok. Oğlan tenis seviyor. Güzel. Şiddet var futbolda diye sevmiyor. Teniste de Nadalcıymış mesela <laughs> falan. Sen de <laughs> <laughs> Federerci. Hayır abi ne ya spor ya bu. Ya bak benim hayatımda renk versin, keyif versin diye var. <laughs> ben hani bu kadar çileyi, böyle bir kariyeri, bu kadar emeği İnsanlar birbirinden nefret etsin, birbirini yok etmeye çalışsın, birbirlerine vatan haini, beka sorunu desin. Düşersen düş, çekilirsen çekil. Bunun için mi yaşadık ya? Bizim ailede ne biliyor musun durum? Anlat bakayım. Ben annemin takımını tutuyorum. Evet. Babam başka bir takım tutuyordu. Ama o da bizim takımı tutmak durumunda kaldı. Hı. Sindirdiniz adamı. Evet, tabii. Ki. İşte terör. <laughs> Ya bırakın <laughs> herkes istediği <laughs> takımı tutsun. Ne olacak Allah aşkına aynen yani. Aynen. yani. Babasının tuttuğu takımları tutmayan çocuklarda <laughs> of, biraz daha an... sanki... Ya yani bilmiyorum ben babamın tuttuğu o. takımı tutmadım. Ve babam da bununla gurur de, duydu. Ben de, ben de tutmadım da Bak hayır. babam da bununla gurur duydu. Ne demek ya istediği takımı tutar dedi. Ya benim babam da son derece demokrattır. Ve spor severdi. Yenildi o. ama takım size. Takım bakın falan. Yenildi yenildi. Ya, yenildi de hani Başın takım çok yediniz. umurunda değil. Zaten... Ee, üç ya beş, da şöyle üç dedi bunlar deli dedi, dedi ben bunlarla yani. aynı takımı tutmazsam bunlar bende huzur huzur bırakmayacak aynı. dedi galiba aynen öyle Mantıklı. oldu bence evet. yani çok güzel aslında mesajlar var yani ben şunu iddia ediyorum hani bu konuda e, fair play toplumu fair play e, taraftar topluluğunu Hı. yetiştirebilmek için anaokuldan itibaren e, bu işi derslerle çözebiliriz İşte bir sürü seçmeli dersler var ee, okullarda, ilkokulda ve or, liseden itibaren. O seçmeli derslerde e, fair e play dersi. Taraftarlık nasıl olur? Yani bir sürü koyabilirsin. yani <laughs> Eğitebilirsin. Çünkü gördüğüm şu şey, çocuklar da anlatıyorlar. Nasıl ki burada konuşuluyor, şuradan dışarı çıktığımızda bize geliyorlar, soruyorlar işte Fenerbahçe işte bu gol, işte o gol yedik. Hakem hata yaptı, hakem canımızı yaktı. İnan teneffüslerde hep bunlar konuşuluyormuş. Yani orada da aynı şey konuşuluyor otobüs duraklarında aynı Öyle. şey kahvelerde aynı şey okulda eskiden bu kadar değildi. Eskiden Hayır. okulda biz Kemal Sunal filmlerinin, Şener Şen filmlerinin Bak, biz, o bizde bizde buna yakındı. Komikliklerini konuşuyoruz. Bizim jenerasyonda yine buna yakındı. Yani bu Ama, bugünün mevzusu değil maalesef. İşte şiddet. Ya ben lisedeyken analitik. Ya yani, yani. <laughs> lisedeyken <gülüyor> <ve> <gülüyor> çok şey yaptı. yaşadım yani bundan hani lisede olduğum dönemde yani bundan 17-18 yıl önce atıyorum yani o kadar uzak bir ama, dönem değil böyle doğru, bir Ama, ama okullar bir okullarda en azından öğretmenlerin biraz daha öğrencileri eğitebileceğini düşünüyorum. Ağaç yaş iken eğilir. Mesela Abraham Lincoln'un oğlunun öğretmenine yazdığı bir mektup vardır. Ben onu fotomaçta tam sayfa yapmıştım bir derbi öncesinde. Çok ses getirmişti. Ee, müthiş bir mektuptur. Tarihin en çok okunan mektubudur. Ee, arama motorlarına girerlerse bulurlar. Orada o kadar şey güzel şeyler söylüyor ki öğretmenine oğluma şu şekilde yetiştir. Nasıl yetiştirmesi gerektiği şeklinde. Yani bazı şeyler gerçekten öğretmenlerimiz bizim aslında çok iyi öğretmenlerimiz var. Çok fedakar. Yani öğretmene dersen şöyle yetiştir gençliği yetiştirir. Çünkü futbol spor insanın yaşantısının büyük bölümünü tutuyor artık. Yani sporu futbolu konuşmayan var mı? İşte diyorum ya okullarda bu konuşuyor. Ders Dersten ziyade e daha çok Sinema konuşuluyor. Biz Kerem'le çok sinema konuşuruz mesela. Evet. Hani deli gibi olmalı. sinema konuşuruz. Bu işte diyorum ya okulda bari teneffüste yani ders sonu orada da ben David Lynch tutacağım, o Quentin Tarantino'yu <laughs> tutacak. Birbirimizle kavga mı edelim yani? Hani Zevklerimizde zeklerimiz de yakındır. <laughs> ama bazı keskin ayrılıklar vardır. Atıyorum, çok emin değilim ama Ertuğrul'la öyleydi. Mesela Al Pacino'cudur. Sen öyle misin? Ben Robert De Niro'cuyum. Ben de Al Pacino'cuyum. Işte, Eskiden Robert De Niro'cuyum. Benim bir Al Pacino'cuyla aynı masada oturma ihtimalim yok. Zeki dermişim mesela. Mesela böyle bir şey olabilir mi? İzlediğin filmden çok etkilenirsin. Mesela biz de o dönemlerde e, siyah beyaz e, kovboy filmleri olurdu pazar günü. İzledik o duallo sahneleri çok var dinciler. ya. inciler. Yani 10 adım yürüyorsun sırtını dayayıp tabii, tabii. Sonra ateş ediyorsun. Onu izledikten sonra biz de hemen dışarıda aynı şeyi yapardık. Biz de duallo. tabii abi çocuk Yani çünkü. bu, bunlar güzel. Ee, filmden etkilenmek güzel. futbolda konuşacağız tabii. Futbol konuşacağız ama olabilir. Kötü yönlerini konuşmayalım. Ya hep şey gerginlik işte Abi, hakem. Yani millet birbirine bakan aynı falan kazandınız. demeye başladı ya artık. Yok şunu yaptınız da kazandınız. Kimse kimsenin şampiyonluğunu tebrik etmiyor ya. Öyle şey mi olur ya? Takım şampiyon oluyor. 3 kulüp yani asıl tebrik etmesi gereken kulüpler birbirlerini tebrik etmiyor. Yani hiç beklemediğim bir kulüp çıkıp da tebrik ediyor o takımı. Yani Galatasaray'ın son şampiyonluğunda bütün kulüpler tebrik etti mi? Ya da ondan önce Trabzonspor şampiyon olduğunda, Başakşehir şampiyon olduğunda beşi geçmiyor ya. E, benim bildiğim, sen 97 dedin değil mi? Benim bildiğim zaten bugüne kadar bütün şampiyonluklar kirli ilan edildi. Yani Ke Kerem söyledi ya, kimsenin yani. hakkıyla kazandın, Hiç şampiyon oldun diyen yok şampiyonluk ya. şampiyonluk yok. Yani e, bu da doğru değil. Sonuçta yeniyor seni, bir yarış ne olursa olsun iyi acısıyla, tatlısıyla, hatasıyla her şeyiyle onu kabul ediyorsun. Çünkü e, imza atıyorsun oraya ya. Ben bu ligde varım diye. E sonuçta test edildikten sonra tebrik edeceksin kardeşim. Bu arada ben eskiden Robert De Niro'cuydum. Ama bir insan Dog Day Afternoon ve Serpico'yu izledikten sonra Al Pacino'cu olmuyorsa onu da anlayamam yani bunu da söyleyeyim. Ben Clint Eastwood'cuyum. Ben Al Pacino ah. kötü demedim. Evet evet. Robert De Niro iyi. De daha iyi buluyorsun. O zamana kadar ben de denir Al Pacino'nun belirli bir yelpazede iyi performansları var. Evet. Ama Robert De Niro yelpazenin kendisi. Yani Al Pacino'nun oynadığı her şeyi oynar. Say, Ama say, Robert diyor. De Niro'nun oynadığı her şeyi o oynayamaz. <laughs> Mesela e, Gelin'in Babası mı? Evet. Onu oynamasa da olur. Analyze Dizi oynayabilir mi? yani o, Oynamasa da mı olur? Bunlar klasik filmlerdir. Klasik ama... Niye? Komedi diye mi aşağılıyorsun? İlla bir film dram mı olmalı? Yani komedi bilmiyorum. Big Lebowski ben olsa sahip. tamam Oyun. diyeceğim de yani daha düşük bir... Big Lebowski'yi de oynar Robert De Niro. Başrol oynar oynayabilir. oynayabilir. Ama oynayabilir. Al Pacino oynayamaz. Ama yine de Al Pacino. Al Pacino Al Pacino'dur. Belirli bir gel fazede bazı rolleri en iyi oynayabilir. Son dönemlerde izledim. En güzel iki tane... Ne oldu tane... kavga mı ettik şimdi? Yok. Bak kavga ettik mi? Ama argümanla geldim sana. Tabii Taraftarlığım bir argümanı yok ki. İşte ben mesela şunu falan diyebiliyorsun. Tabii ki hepsinin çok köklü tarihi var. İtselleşerek tercih edilen taraftarlıklar da var. İşte ben Barcelona'yı Şimşek Santfor diye Milliyet Çocuk dergisindeki bir çizgi romandan sende evet, evet, oradan sempati duyarak başlamışımdır. Yok Katalunya'ymış, yok işte Franco'nun takımı Real Madrid'den falan değil. Onlar sonradan ortaya çıktı. Benim çocukluk aşkımdır Barcelona mesela. Ya ben onu seçtim. Onu bir şey yapamazsın. O çocukluk aşkı, o masumiyetle gelen bir sevgi. Liverpool benim için öyle. Aynen. Yani. Neyse. Yani e, nasıl ki Robert De Niro, Al Pacino. Ya kızdıracaksın tabii abi. Ertesi gün okulda en sevdiğim şeydi. İzmir'deyken Karşıyakalılarla Göztepe'liler birbirimizi kızdırırdık. Altaylılar. aylılar. Onların sayısı azdı biraz. <laughs> ya bu arada hani Altay kulübünün ben çok yakınında severim. okudum ben yani. Evet. Ben de çok severim. Hep arkadaşlarımız zaten. Hepsi arkadaşlarımız. Hepsi hala görüşüyorum ben. Tuttukları takıma göre mi sen arkadaşların seçiyorsun? Hayır asla. E o zaman neyin kavgası abi bu? Siz beka sorunusunuz. Yok siz vatan aynısiniz. Yok şunu yaptınız, yok bunu yaptınız. Ha şaka gibi Şampiyonluk ya. Şampiyonluk için işte. Bir avuç dolar için var ya. Ya bir iki renk bir araya için. gelmiş. Sevdim demek yeterli için. bak. Bir takımı tutmak için çok derin sebeplere gerek yok. Kardeşlerime gıcıklık olsun diye tuttum demek bile yeterli. Yani takım tutuyoruz alt tarafıya, tutkuyla tutuyoruz, aşığız, seviyoruz. Hani ama bu başkasını yok etme gücünü ve haddini vermiyor bize. Vermemeli de. Yani, bu böyle saçma bir şey olmaz ya. Geldiğimiz nokta sakat bir nokta. Herkes aklını başına değişirsin. Günün sonunda çünkü her zaman gerçekler ortaya çıkar siz belki anlık birilerini kandırabilirsiniz. Bir şey yemiş gibi, mış gibi yapabilirsiniz ama e, ben hep örnek veriyorum. Unutuldu gitti tabii şimdi. Alt tarafı basketbolda. 30 saniyemiz var. Alt tarafı basketbolda bir şampiyonluk serisiydi. Seri 2-2 Son maç Fenerbahçe'nin sahasındaydı. 3-3'tü. Son maç Fenerbahçe'nin sahasındaydı. Ünal Aysal Galatasaray'ı maçtan çekti. Ne hatırlıyoruz şimdi? Galatasaray iyi ki yaptı bak o günden sonra basketbolda şunlar değişti falan. Herhalde. Saçma sapan günlük. tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini söylediler. Yani ligden çekilme tartışmalarının gölgesinde belki bir iki hafta yaşadık. Ama sporcular sahada kalmayı istiyorlar. Çok da büyük emek verdiler şu ana kadar. Böyle bir arzuların olması da Serkan Korkmaz herhalde son derece doğaldır diye düşünüyorum. Oyuncular mücadeleye devam diyor. E herhalde canım yani... Fenerbahçe futbol takımı tarihinin en özel sezonlarından birini yaşıyor. Ee, gayet e, önemli oyuncular var. Gayet de iyi bir performans var ortada. E, herhalde bu performanslarının e, taçlanmasını en çok onlar isteyecektir. Hani çıksınlar süper kupada oynasınlar kazansınlar. ya yani, En kötü ihtimal kaybedersin zaten. Ne olacak ki yani? Hani yıllar sonra şampiyonluğa bu kadar yaklaşmak söz konusu Fenerbahçe'nin ben hani son yıllarda evet kaçırdığı şampiyonluklar var ama hani o zaman bu kadar iyi bir takımı ve bu kadar güçlü bir oyunu yoktu hakeza Galatasaray'da öyle yani ne mutlu ki bize iki tane şampiyonluğa oynayan şampiyonluğu sonuna kadar hak eden birbirleriyle rakip olan Güzide takımımız var ne kadar şanslıyız aslında ama hani bu bir şansa değil de ne diyeyim lanete dönüşmüş durumda. Yani şöyle düşünelim iki takımdan biri biraz geride kalsaydı yani bu sezon çok erken bitmiş olacaktı. Çok erken. Yani biterdi. Biterdi çünkü iki takımda e, minimum hata gidiyor. Şimdi tabii ki çok önemli iki maç var iki takım arasında. Birisinin sonunda bir kupa kalkacak. Ötekinin sonunda da muhtemelen bir kupa kalkacak. Yani Galatasarayla Galatasaray ile Fenerbahçe Galatasarayın sahasında oynadıklarında e, puan farkı ne olur bilinmez <laughs> ama e, biz, her şey bizi o karşılaşmayı kazananın şampiyon olacağına inandırıyor şu ana kadarki gelişmeler. E, Süper Kupa zaten kazanan bir kupa bir kupa kaldırıyor evet. rakibinin ezeli rakibinden bir kupa alıyor. Bu kadar önemli iki maç öncesi <laughs> ortamın bu kadar sağlıksız olması da gerçekten bence utanç konusu yani. yani bundan ben utanıyorum. Öyle olmasından. Zeki Uzundurkan oyuncuların tavrıyla <laughs> alakalı sizin de düşüncelerinizi dinlemek isterim. Sonrasında Galatasaray'ı konuşacağız. Ya mutlaka şimdi oyuncular sağda kalmak istiyor, oynamak istiyor elbette ki. Ama şu da var, bunca yöneticilerin açıklamalarından sonra futbolcular da genellikle şunu düşünüyorlar. İşte bizim hakkımız yeniyor, şampiyon olamazsak da hakemler yüzüne olamayacağız diyecekler. Böyle savunma mekanizması var ki İsmail Kartal da zaten teknik direktörde söylemiş. Bizim elimizden daha önce şampiyonluk çalındı diye. Ya bunlar hep konuşulur. Sadece İsmail Kartal üzerinden okumayalım. Hangi takım hangi şey olur, hedef olursa olsun o hedefe ulaşamayınca mutlaka söylerler. Şundan olmadı, bundan olmadı. Ama Fenerbahçe için bir gerçek var. Önünde 3 tane kupa var. 3 tane kupada da iddialı. Süper kupayı alabilir tek maç ee, şampiyonlukta 8-8 yani bütün maçlarını kazanırsa şampiyon oluyor. Ee, konferans liginde de e, hayli iddialı konumda bunu söyleyelim. Ee, diğer taraftan da oyuncular için şunu söyleyeyim ben. Hangi oyuncu olursa olsun yani sonuna kadar bir e, fanatik derecesinde takımını sevse de e, takımına çok düşkün olsa da eğer onun transfer taksitini geciktirirsen o oyuncu sıkıntı çıkarır. Yani şu, şunu söylemişler ya e, biz sağ, evet oynamak istiyoruz ama e, sizin alacağınız her, yönetiminden yönetimi kastediyor. Sizin alacağınız her türlü karara da saygı duyuyoruz Tamam saygı duyarsın da e, iki maaş iki ay e, geç ödeme e, yapsın kulüp sana sıkıntı çıkarırız. Bunu sadece yabancı futbolcular değil Türk futbolcular da çıkarıyorlar. O ödeneme noktasına bakar. Futbolcu alacağı paraya bakar. Ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi yani Serkan da söyledi. Bu kadar güçlü kadro, bu kadar iddialı Ali Koç'un ilk kez görev süresinin sonu 6. yılda bu kadar müthiş bir kadro, bu kadar müthiş maçlar çıkarıp iddialı konumdayken çekilmek çılgınlık olur. Çünkü belki şampiyon olacaksın. Bütün maçlarını kazanınca şampiyon yani oluyorsun. çok... Diğer taraftan süper kupayı alırsın. iki kupa. belki konferans liginde de şansın yardım edecek. İşte Aston Villa'ymış, Lille'miş falan belli de olmaz bu işler. Bunu geçersin zaten Yunan takımını. E belki final şampiyonluk. Yani e, böyle bir e, önünde gelecek varken, çok güzel bir gelecek varken e, sağdan çekileceğine %1 değil %0.5 ihtimal vermiyorum Fenerbahçe'nin. Elbette ki alınacak Fenerbahçe'nin alacağı kararı. Herkes Fenerbahçeliler gibi. Bizler de saygı duyacağız medya olarak. Ama... Sağduyunun yarınki genel kurulda Sağduyunun galip çıkacağını düşünüyorum. Orada da şunu diyeceklerdir. Aynen böyle. Hedeflerimiz var, hedeflerimizden sapmadık. Hakemler mi? Hakemlerse hakemleri de yeneceğiz. Şampiyon olacağız. Belki bu kenetlenme gerçekten Fenerbahçe'nin 11. yıla girdi, Şampiyonluğa, şampiyonluğu getirecek bir kenetlenme olur. Yani kolay taraf aslında bu. Zoru, seçe, zoru seçmeye çalışıyorlar. Doğru değil. Fenerbahçe'nin önünde çok dikenli engeller yok. Çünkü çok güçlü bir kadrosu var. Futbolda iyi, iyi, futbol oynuyorlar. 8'de 8 yaparsa kim şaşırır? Hiçbirimiz şaşırmayız. Yani doğal karşılarız. Çünkü oynanan oyun güçlü kadro bunu gösterir. Gösteriyor zaten. Yani bu hani Galatasaray Nasıl %55, %45 diyebiliriz şu anda. Avantajlı olsa bile ortada bir gerçek var. O yüzden ben oyuncuların buradan daha fazla motive olup daha hırslı bir şekilde bu krizi fırsata çevireceğini düşünüyorum. Doğrusu da bu zaten ama Fenerbahçe'nin yarın biraz duygusallıktan uzak sağduyuyla orada genel kurul üyelerinin hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanki oraya doğru gidiyor iş. Galatasaray ile devam edeceğiz. Lider Galatasaray Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatay Spor'u konuk edecek. Lige verilen aradan yarın oynanacak maçlarla dönüyoruz ve liderin Hatay Spor karşılaşması üstüne konuşacağız. Galatasaray kazanıp haftayı liderlik koltuğunda tamamlamak istiyor. Hatay Spor ligde kalma mücadelesinde son haftalarda puanlar da aldı Hatay ekibi. Son iki maçında özellikle aldığı dört puanla kendini düşme hattının da üstüne attı ama sadece 2 puanlık bir farkla avantaj sahibi. Kesinlikle rahat bir konumda değiller. Hatay Spor'un puanına çok ihtiyacı var. Keza Galatasaray'ın da aynı şekilde. E, nasıl bir maç acaba bizi bekliyor Serkan Korkmaz? Bu çok uzun milli ara ve seçim arası sonrası. Yani aslında tabii <gülüyor> <gülüyor> e, sezonun akışı içerisindeki konuşmalarda işte bir önceki haftada konuşuyor olsaydık bunu yani milli maçlardan önce ben yani çok net ifadelerle maça dair tahminlerimde bulunabilirdim ama milli maç aralarından sonra pek çok büyük kulüp sadece Türkiye'de değil olumsuz etkilenerek dönüyor. Gerçi milli maçların ardından verilen bir ara daha var. Hani orada Galatasaray'ın Antalya kampı Okan Buruk için bir fırsata dönüştü. Daha önce de bir kez daha belirtmiştim. Okan Buruk, Arda Güler gibi parlayan bir genç yıldız olduğu dönemde bir Trabzonspor maçında Sonerle girdiği ikili mücadelede kaval kemiği kırılmıştı ve sonrasında da futbola dönmesi hayli zaman almıştı. Artık tekrar antrenmanlara takımla birlikte başladığında Okan Buruk takımın ve ligin en az kazanan oyuncularından biriydi çünkü Galatasaray'da kalmak adına büyük bir özveriyle hem de Askerlik görevini icra ederken kışla da nizamiyede e, sözleşme imzalamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam o günün parasıyla, hani bugünün parasıyla yılda hani 400 bin lira falan, bugünün parasıyla konuşuyorum, evet. 400 bin lira gibi bir şey atmıştı. Ee, Okan Buruk oradan tekrar çıkışını bir devre arası kampında Marmaris'te başarmıştı. Ben de o kampı takip eden bir Galatasaray muhabiriydim. Ee, dolayısıyla ki 8 puan kadar geriden hani ilk sezonun 8 puan geride evet. tamamlamıştı ee, Ali Yen'deki maçta Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olmuştu Galatasaray Fatih Terim istifasını vermişti Faruk Süren kabul etmemişti böyle bir iklimde o devre arası kamptan sonra e, Galatasaray e, ligi şampiyon tamamladı ve ardından 3 şampiyonluk daha ve UEFA kupası geldi yani çok az kişi vardır ki Okan Buruk kadar devre arası kampların faydasına inansın. Doğru. O yüzden Okan Buruk'un takımı Antalya'ya götürmesi ve Antalya kampında gelen muhabirlerin geçtiği haberler bizim gördüklerimiz e, dahilinde. Bize gelen haberler doğrultusunda söylüyorum. Galatasaray'ın iyi bir hazırlık kampı geçirdiği kanaatindeyim. Ama tabii işte milli takımlara gidenler, onların geç gelişi, işte ee, mesela bir, benim en çok önemsediğim e, Okan Buruk bir açıklamasında Icardi'nin sakatlığının devam ettiğini söyledi. Evet. Mesela ben geçti biliyordum. Yani en azından iğnesiz antrenmanlara ve maçlara çıktığını düşünüyordum. Yeniden bir Icardi sakatlığı deklarasyonu dışında olumsuz bir şey gelmedi Galatasaray kampından. Hani Benim izlenimin bu şekilde. Ee, nasıl döneceğini bilmiyorum ama e, Galatasaray muazzam bir iç saha performansı sergiliyor uzun bir aradan sonra dönüşler sıkıntılıdır. Ama sıkıntılı da olsa ben Galatasaray'ın birkaç farklı bir galibiyete imza atacağı kanaatindeyim. E, açıkçası e, Icardi ile ilgili yaptığım bir e, tahmini revize etmem gerekiyor. Çünkü Hı -hı. Okan Buruk sakat dedi. Ben Icardi'nin bomba gibi döneceğini zannediyordum ve ligin kalan 8 maçına damga vuracak bir performans e, beklediğimi belirtmiştim Şimdi daha önce. Var. Şimdi ise e, teknik direktörü sakat dedi. Sakat değilse bile sakat benim için. Yani hani orada bir durum var. Teknik direktör Icardi de sakat geldi ama işte bakıyoruz, ediyoruz gibi. Ee, hani o, onun dışında olumsuz hiçbir haber gelmedi. Tabii ki içinde bulunduğumuz futbol ikliminin yansıması olan olumsuzluklar. Ondan herkes olumsuz yönde etkileniyor zaten. Ee, yani Icardi nasıl dönecek? Bu kritik. Ee, açıkçası ligin son bölümüne damga vurur diye düşündüğüm bir performanstı TKD performansı ee, yine de öyle olacakmış gibi geliyor bana mesela. Çünkü adam zaten en sakat haliyle de gördük yani. Asistlere devam etti. Yani en son iki gol bir asist falan gibi bir şey evet, yapmıştı evet. galiba. Yani e, Hatay maçı e, Galatasaray taraftarının da çirginde e, her zamankinden daha da coşkulu olacağı bir gün olacak tahminimce. Yarınki Fenerbahçe Kongresinin Galatasaray maç iklimini de Galatasaray'ın seyircisi açısından etkileyeceği görüşündeyim. Her ne çıkarsa çıksın, her ne mesaj verilirse verilsin, her ne karar alınırsa alınsın, ama tahminler genelde yönetim kuruluna her türlü kararı alması yetkisi verilmesi şeklinde. Hani. Kararı gene başkan ve yönetim kurulu, kurulu verilecek, verilecek bir tepkiyi. Ama başkan özellikle vurguladığı ve altını çizdiği bir şey var e, Sayın Koç'un. Diyor ki e, hiçbir şey yapmayacağız diye bir şey yok, kesin bir şey yapacağız diyor. Yani öyle bir kendisini de bağladı bir şey yapma adına. E, Oysa ki hani bazen büyüklük hiçbir şey olmamış gibi devam etmektir. Yani büyük yani Bu değil mi? Yani birisi sizi çok kırar onu çok üzdüğünü bile bile ona bu acıyı hissettirerek yaşarsınız falan çok yorucu bir dönemdir o. Bir de onu ignor edersiniz. Yoktur o sizin için. Ben öyle yaparım mesela. Ben de. Beni kıran ve üzen bir kişiden intikam almak yerine hayatımdan öyle bir çıkartırım ki yani kendisini orada fiziken olduğunu kendisine ispatlaması gerekir. Aynı yöntemleri benimsiyorum ve takdir ediyorum. Yani yok Yok hükmündedir benim için. Evet. E, bilmiyorum. Belki burada çok kibirli bir tavır da gelebilir bazı insanlara. Hak ediyor, hak Ama edene. Hani zaten Şu beni yıpratmış ve şah. bana zarar vermiş bir şeyle, bir şeyle hala kendimi yıpratıp zarar görmeye çalışacak kadar da salak değilim yani. yani yok benim için o yok, bitti. Zekizundur Kanatay Spor Galatasaray'a bir tehdit oluşturabilir mi? Karşılıklı güzel bir maç izleme ihtimalimiz nedir? <laughs> Yani çok fazla Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında çok karşılıklı güzel maçlar izlemedik. İki takımın Bayağıdır. izlettirdiği güzel maçlar oldu ama karşılıklı güzel maç e, rakiplerin belki seviyesinden dolayı çok fazla seyretme şansımız olmadı bu sezon. Yani Kasımpaşa maçını örnek verebiliriz. Evet, Bence o pozitif, derbilerden, derbilerden derbilerden biriydi. daha keyifli. Bence sezonun en pozitif futbolunun Eğlenceli. oynandığı e, maçlardan biriydi. Yani aksiyonun, payı aksiyonun hiç bitmediği bir maçtı, öyle söyleyeyim. Evet. Yani son dakikaya kadar e, Galatasaray da kazanabilirdi, Kasımpaşa da kazanabilirdi. Gel gitlerin olduğu, sadece futbol oynamaya çalışan iki teknik direktör ve sahadaki futbolcular vardı. E, doğru. Yarınki maçta tek taraflı maç olacaktır. Onu söyleyeyim. Galatasaray ekstra motivasyonla çıkacak diye düşünüyorum çünkü bu sezon Galatasaray yenen tek takımdı e, ve Galatasaray şu anda. Antalya kampı bence aile ortamında çok keyifli geçti. Sizin aldığınız duyumlar ne kamptaki ben, genel atmosfere müthiş, dair? Müthiş enerji yakalamışlar. Ee, işte dediğim gibi aile ortamı çok keyifli. İkardi konusundaki Serkan anlattı durumu. Okan Hoca da şunu söylemişti. İkardi evet ağır idmanlara katılamıyor. Onu dinlendirip tedavi etmek için bir fırsat yakaladık demişti. Orada Zaha'nın söylediği enteresandı benim için. Dedi ya Premier Lig'de ben o tempoyu o e, yıldızlaşmayı 10 yılda yakaladım. Şimdi Galatasaray'da daha ilk yılım. Benden Premier Lig'deki performansımı bekliyorsunuz diye hatta sistem etti. Okan Hoca'ya da ilk 11 oynayınca daha iyi oynuyorum. Sonradan oynanma ben diye. Enteresan özgüvenli bir oyuncu onu söyleyeyim. Yine orada Mertens'in söyledikleri çok önemliydi. Bunlar hani göz ardı edilecek şeyler değil. İki bomba röportajdı aslında. Mertens hani bir yıl daha futbol oynayacağım galiba. E, ama direkt olarak Galatasaray'da devam edeceğim demedi. MLS'ten teklifler var. Ee, Belçika'dan iki kulüp istiyor ama e, Okan Hoca kalmasını çok istediği için herhalde e, finali Galatasaray'da yapacak. Çünkü çok özel bir oyuncu. Ee, yani e, ligin bence en keyifli oyuncusu en zeki oyuncusu diyebilirim. Mertens için hele şu tempoyu, formu yakalamışken ee, milli maç araları dediği gibi 17 günlük ara mutlaka e, bir... E, işte, gaza basmış giden Fenerbahçe ve Galatasaray'da bir ritim düşüklüğüne neden olabilir. Evet dinlenmiş olursun ama Okan Hoca şunu söylemişti. Biz haftada 3 maç yaparken e, tempomuz daha iyiydi. 2 maç indi daha iyiydi. Tek hafta işte oynadığımızda e, ben de şaşırdım. Hani hafta boyu idman yapmamıza rağmen o tempoyu yakalayamadık, o futbolu oynayamadık dedi. Hani maç temposu farklı tabii ki. E, bundan Fenerbahçe de etkilenecek. Hem milli takıma giden oyuncular var. Milli takımın son aldığı hezimet mutlaka futbolcuların psikolojisini de etkilemiştir. İki yenilgi ama Avusturya hezimeti öyle böyle değil. Oyuncular etkilenmiştir. Bütün bunların ışığında ama Rams Park'ın o 50 bin taraftarın sahaya verdiği enerjiyle birlikte Galatasaray rahat kazanır diye düşünüyorum. Ama oyun olarak kim ön plana çıkar? Kerem Aktürkoğlu düşüşteydi. Belki tekrar ritmini yakalayacak. Çünkü çok yorulmuştu oyun. Ya da Zaha'yı tercih olarken... edebilir mi hoca? Ben, Serkan Korkmaz'a da soracağım ben, bu ben soruyu. Ben Kerem Aktürkoğlu'nun tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oyuncu son haftalarda düşüşte olduğu için bir moral bozukluğu da yaşıyordu. O duygusal bir oyuncu. Yarınki maçta onu yedek bıraktığında içine kapanıp daha da kötü bir hal alabilir. Ruh hal alabilir. Ama Zaha etkilenmez çok. Zaha zaten kabullenmiş. Onu söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray'ın şu keskin virajda çok ihtiyacı var onun iyi oyununa. Tekrar o iyi oyununa kavuşacağını düşünüyorum. Onun dışında Abdülkerim Bardakçı Galatasaray için çok çok önemliydi. Sakatlık süreci yaşadı. Onun tekrar takıma katılmasıyla birlikte Galatasaray son 8 maçında sorunsuz bir şekilde girecek. Elbette ki Zaha önemli. Zaha kazanılmalı. Diğer taraftan Tete'de bir kıpırdanma oldu. Ziyeç'te bir kıpırdanma var. Endombele'yi yine göremedik. <laughs> Antalya kampında da göremedik. Çok istiyordum onunla da bir röportaj yapılsın diye herhalde çok kendisi istememiş olabilir. Yani güzel bu Galatasaray'ın yaptığı, Okan Hoca'nın yaptığı kamp çok yararlı geçti. Benim gördüğüm o muhabirlerden gelen bilgi o. Bunun meyvelerini de Galatasaray toplayacaktır. Zaha mı Kerem Aktürkoğlu mu? Yarın 11'de görme ihtimalimiz daha yüksek. En son bıraktığım Galatasaray'da Zaha ama Kerem Aktürkoğlu bir maç 9, bir maç 3 performansıyla devam eden bir oyuncu. Bu maçta 9 olmayacağını düşünemeyiz. Kararı verecek kişi Okan Buruk. Tıpkı PFDK sevkleri gibi karar mercine bırakıyorum ben burada. Ama en son izlediğimde açık ara Zaha'ydı. Yani şimdi Kerem ne durumda, Zaha ne durumda bilmiyorum. Evet. Bir hazırlık maçı yapıldı mı bu arada? Ben yapıldıysa Yok. da izlemedim. kamp yaptı. Ha, sadece kamp. Valla en son izlediğimde açık ara zahaydı tercihim yani onu söyleyeyim size. Yani Kerem delirtme noktasındaydı. Yani en son mesela e, gol de attı. Liverpool'lu e, Muhammed Salah'ı da pek beğenmedim mesela. O da bir düşmüş bayağı bir kötü durumdaydı. Ama gol attı mesela. Evet. E, Kerem de öyle bir oyuncu. Kötü oynarken sana maç kazandırabilecek bir oyuncu. Valla zor tercih. Ama son 3-4 maça istinaden söylüyorum... Kerem yedek olur yani. Kerem'i yedek bırakmaz Okan Hoca. Ee, öyle haberler de yani gelen haberler, duyumlarımız da Kerem'in 11'de olacağı yönünde. Demek ki Kerem bu süreci iyi değerlendirdi. Hani benim yorumum bu. Kerem de milli takımdaydı gerçi yani, yani takımla çünkü, beraber de ekran, çok çalışma o, imkanı o, oldu ama. orada da çalıştı yani sonuçta orada da boş geçmedi. Hatta arkadaşları izin yaparken Kerem milli takımda antrenman yaptı. Ee, Okan buruk karar verecek sonuçta kariyerinin en büyük başarılarını kendi kararlarıyla yakalamış bir teknik adam doğru Hatay maçı son derece riskli bir maç mıdır garanti görmek yanlış ama bu maçta Kereme 11'de bir kez daha güvenmeyi tercih ederse de şaşırmam açıkçası fakat bana soruyorsan açık ara zaha ama asıl Zaha'ya Zaha güvenilmez çünkü çok fazla aidiyet duygusu en yok. En güvenilmez top geldiğinde, ve en formsuz haliyle Zaha diyorum top ben. Top geldiğinde oynayan, e, savunmaya çok yardım Doğru, etmeyen, haklısın. E, oyun içinde kaybolup giden, küsen, evet. garip bir oyuncu. Yani onun yeteneğini, Doğru. onun zaten Her şeye rağmen Kerem, Premier Lig'deki futbolculuğunu tartışmayız ama... Yani alt sınırıyla üst sınırı, ne sınırı Kerem kadar geniş değil. yani Kerem 3 evet. ya da 9 oynuyor. Dokuz. Zaha... 4 ya da altı oynuyor. 9 mesela. gol, 4 asist. Zaha, yani Galatasaray gibi çok pozisyona giren, hücum oynayan bir takımda Zaha performansı yeterli değil. Zaha'nın performansı. Bence 16 o rakamlar gol, gayet iyi rakamlar. 16 gol, 12 asist olmalı mesela. Zaha gibi bir oyuncu Galatasaray'da şu güçlü kadro. Kerem olmasaydı öyle olurdu muhtemelen. <laughs> ya şimdi Kerem olmasaydı olur mu? Yani Kerem olmasaydı öyle olurdu. Kerem olmasaydı Formayı Kerem, Kerem'den alacak. Kerem demek olmasaydı ama... değil, temenni olarak söylemiyorum. Kerem İyi bir Kerem ile kötü bir Kerem arasında bir maç fark var. Yani ama Kerem şöyle dönem dönem yaşamıyor futbol hani. Aa geçen bahar ne top oynadı falan böyle bir şey yok. Kerem geçen maçın yıldızı oluyor. Bu maçta sahanın en kötüsü oluyor. Ya o yani birkaç yani maçtır, maçtır kötü. Türk Ondan diye önce değil, kötü bak, değildi. Bak, Türk diye değil hani Türk oyunculara e, ayrımcılık yapılıyor, ötekileştiriliyor, yabancı oyuncu hayran hayranlığı var diyoruz ya. Kerem'de durum o değil abi. Kerem'in ne vereceğini bilmiyorsun. Bir ben maç başlıyor. Katılım. Sahanın en kötüsü de olabiliyor. Ben en iyisi de olabiliyor. Kerem konusunda sen çok Benim kafam ben Kerem'in ne vereceğini bak, bilmiyorum. Şunu sorayım sana. 13. olduğu sezon takımın en iyisi Kerem'di. Kerem'in ne goller olmasaydı belki Galatasaray daha e, ateşten gömleği giyecekti. Daha girecek. aşağıda bitirirdi Galatasaray Kerem olmuştu. Şampiyonluk şampiyonluk sezonunda en iyi oyunculardan biriydi. Bu sezonda son hmm, son 3-4 maça kadar yine sahanın en iyilerinden biriydi. Bazen ama o kadar yerinden oynattı ki Okan Hoca. Zaha'ya yer açmak için. On numarayı aldı. Bunda haklısın bak. Kerem'in bu durumunda Okan Hoca'nın da payı var bence. Var çünkü yer açmak istedi Zaha'ya. Ama Zaha da... Hayır bence Kerem'e yer açmak istedi. Ya on numara Ke Kerem on numara i̇şte Kerem'i oynatmak varken... için... Ama Mertens varken Kerem on numara oynatmak... E oynattı o. işte. Oynattı ama hatasını öz eleştiri yaptı. Hatasından döndü. ısrar etmedi. Bilmiyorum Tutmadı yarın on yani. numarada görürsen şaşırır mısın? Şaşırırım. Ben şaşırmam. Mertens'i e, ilk 11'de görmezsen şaşırır mısın? Şaşırırım. Ben de şaşırırım. O zaman e, nasıl on numara oynayacak? <laughs> Valla bilmiyorum oynadı <laughs> doğru, ama. Doğru, doğru bir yaklaşım oldu. Ama oynadı. Oynadı, oynadı yani. ama bak. Üstelik Mertens'i keserek de Tamam işte. O hata olduğunu anladı ama hoca ısrar etmedi. Kaç maçta anladı abi bunu? 3-4 maç, maç, maç oynadı. Kaç maç oynadı ya 10 numarada? Galatasaray'ın en kötü performansları Kerem'in on numarada oynadığı performanslar. Evet doğru. Olarak. Takım olarak... Mesela bir kere bir Kerem Demirbay'ı denemedi abi. orada çok enteresan Kerem Demirbay müthiş oynuyor yalnız Müthiş oynuyor Kerem Demirbay'ın son dönemlerde kötü maçı yok ha Bence de yok Sağının Orta sahayı ayakta tutuyor Torayayla Kötü başlasa, başlasa bile ediyor. iyi bitirdi Mesela Yedip bir maçı çok kötü başladı atıyor. İlk yarısını kötü Kasımpaşa maçı mıydı? İlk yarısında çok evet, kötüydü evet. Ha, ilk yarısı Ama kötüydü. ikinci yarısında çok iyi Aynen katılıyorum İlk yarı kötüydü İkinci yarı hakikaten o da oyun içine daha fazla girdi. Maça irade koyan üç oyuncudan biriydi. Doğru. Herkes dökülüyordu. Evet. Ya Kerem'e şuradan da hak vermek lazım. Şimdi bize hayır hayır. Kerem Aktürkoğlu üst düzey bir futbol oynuyor. Takım da bakıyor, kafasını çeviriyor 7 milyon euro. Öbürüne bakıyor 5 milyon euro. Önüne bakıyor 5 milyon euro, 4 milyon euro, kendisine bakıyor 500 bin euro. Ben bu Kerem'deki oluyor. sorunun bu olduğunu düşünmüyorum. Ya ister istemez etkilenir. Yok yani ya. Sorun Kerem bundan değil. etkilenecek bir çocuk değil Aa, bence. Dışarıda, sokakta Gerçekten etkilenir. Mı? Arkadaş ortamında etkilenir. Çünkü herkesin yaşam standartı ona göre oluyor. Şimdi Zaha diyorsun. Zaha'nın bonuslarla birlikte kimine göre, kimine göre 7 milyon euro alıyor. Kimine göre 5 milyon net yıllık aldığı var. Bonuslar ayrıdır mutlaka. E, nasıl olacak o zaman? Verem Ve yedek Abi, kalıyor bu oyuncu. Ben memki olarak bakıyorum. Hani Zaha'yla daha etkili bir Galatasaray olacağını düşünüyorum. Ama Zaha'ya güvensen Zaha zaten... Ona da çok onu, güvenmiyorum. Ama Antalya kampında şunu söylüyor. Ona önce da ya, çok güvenmiyorum. Benden çok beklentiniz var diyor. Ben Premier Lig'de 10 yılda o performansı yakaladım diyor. Ya 10 yıl bekleyeceğiz yıl. mi onda? Biz de onu dedik hatta yayındaydık güldük <laughs> burada. Yani bu böyle çılgın bir laf eden enteresan bir oyuncu. Okan Hoca ne kadar güven? Güveni... Okan Hoca pazarlık yapıyor yok, yok, mesela. Yok, haklısın. Genel olarak haklısın. Zaha eleştirilerinde de haklısın. Beklentinin çok altında kaldı ama. Benim en son izlediğim son dönemdeki Galatasaray'da Zaha mı Kerem mi bence Zaha sence? Bence de Zaha'nın performansı daha yukarıdaydı yani, son maçlarda. Aha, bu arada bayağı da ciddi bir ara var. Milli maçlar var, dönüşünde Antalya kampı var, izinler var. Şimdi şu anda Kerem'i de Zaha'yı da ve aynı zamanda da uymak zorunda olduğu 3 Türk oyuncu oynatma kuralını da en iyi hesaplayan kişi Okan Buruk. Tabii canım. Ben saygı duyuyor, duyarım seçimine. Ama ben sadece de... ben buradan benim hakkında ben buradan konuşuyorum kardeşim. Bence zaha. Öyle hani diyorsun ama. Ya. Abdülkerim falan yedek şey, bırakacak. Yedek bırakacağı oyuncu da Kerem olur olursa kötü bir sonuç ya da kötü futbolda Okan Hoca eleştirilir. Ya Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Aktürkoğlu yedek Oğlu bırakılır yedek mı kardeşim? Bırakıldıkça derler. kazanılan bir oyuncu. Ben tam tersini düşünüyorum. Örnek ya. geçen sezonki Dünya Kupası öncesi Başakşehir, Karabük, Beşiktaş maçları esnasında Kerem Aktürkoğlu'suz çıkılan maçtan sonra Beşiktaş maçında kazanılmıştı. Ee, sonrasında Kerem Aktürkoğlu'na bir şans daha verdi Okan Buruk. Ona her zaman bir şans veriyor. Vermeli de bence. Bunu eleştirmiyorum. Ama mesela Yunus Akgün'e o şans gelmedi. Bir daha. Yunus çünkü dibi bulmuştu. Dipten kumu çıkartıyordu. Kerem de dibi buldu ama kumu çıkartıp yukarı çıktı. Beşiktaş maçından sonra oynatılan Kerem arada Dünya Kupası ıı, da girdi sonrasında şampiyonlukta sizin de dediğiniz Kerem gibi önemli bir olana maç kazandırır ama. Gol atar, asist yapar. Tabii ki. Çılgın bir oyuncu, tabii yürekli ki. bir oyuncu, takım Kesinlikle. ateşler, tribünler ateşler ama Zaha gününde olmazsa çok bencil, bencil tarafı var. Onun dışında vurdum duymaz tarafı da var. Takımı Kerem Aktürkoğlu kadar sahiplenmez ama kalite olarak tabii ki Zaha derim ben de. İkisinden de salı, ikisinde de artıya eksiye geçen tabii. bir salınım var. var. İstikrarlı oyuncular değiller tabii. ama Zaha'yı tecrübesinden Kalite ve oyun da. zekasından Tabii, ve aynen. kalitesinden dolayı, Kimse yani tartışmaz. yeteneğinden dolayı biraz daha tehlikeli buluyorum. Yani ben bir sağ olsam ben ile oynamak istemem. Çünkü Kerem'in ilk top kontrolüyle Zaha'nın top ilk top kontrolü çok farklı ve Zaha'nın adam geçiş yöntemleriyle Kerem Aktürkoğlu'nun, Kerem Aktürkoğlu topu bir şekilde kontrol ettiyse Icardi'ye. Icardi diye yoksa kendi gidiyor yani bu. Zaha gibi C yok. Serkan. Ama Zaha mesela dur ben şu üç kişiyi de çalımlayayım diyebilir. Basit ha, oynayıp bak. hareketlene debilir. Birden basit oynayıp hareketlene debilir. Yani O da sürprizli. E, Zaha'nın da motivasyonunda ve mental sıkıntıları olduğu muhakkak. Beklentinin kazandığı paranın çok altında bir e, performans sergilediği ve beklentinin de çok altında bir performans sergilediği de muhakkak. Kesinlikle bence hatta Zaman zaman burada hepimiz yanlış transfer, bu kadar maliyete bu performans olmaz falan filan dedik. Ama an itibarıyla Zaha Kerem'in önünde Şimdi benim için. şöyle e, tabii ki kalite olarak, zeka olarak, tecrübe olarak Kerem Aktürkoğlu'nun önünde ama Zaha gibi oyuncuları maçtan önce gaza getirecek bir şeyler olması lazım. Motivasyon. Hani motivasyon. O motivasyon İletişim. da mesela Abdurrahim Albayrak gibi bir profil olsa Zaha belki de uçmuş her maçta. Aklısın. Yani o, o öyle Aksızsın bir... Diyemiyorum. Bazı diyemiyorum. Zaha tam, gaza tam Abdurrahim Albayrak'a ihtiyaç duyan öyle oyuncu modeli. Öyle bir profil. Modeli. Çünkü oyuncu Bakayım öyle bir profil. mesela. Evet öyle profiller bunlar. Ben Zaha'yı biraz tanıdıysam, bu arada gözümle Abdurrahim Albayrak'ın e, çok e, pozitif e, işler yaptığını görmüş biri olduğuna rağmen mesela. söylüyorum. mesela çok büyük iş yaptı. Zaha'yı da biraz tanıyorsam, Zaha... Ondan mı küstürürdü? Ondan hoşlanmazdı. Öyle yani. <laughs> çok... Abi hoşlandığı bir şey var mı bu sahanın <laughs> şey ya? Yok yani zaten sıkıntı o. Hoşlandığı bir Ve şey çok, yok. Yani çok e, gerçekten... Forma rekabetinde de Kerem'in gerisinde kalmasının en önemli sebeplerinden biri bence takımda... E, sevilmemiş. sevilmemiş. Sevilmiyor. Soğuk bir oyuncu o değil mi? Öyle sevilmiyor, mi? sevilmiyor. Soğuk Kibirli şimdi. bulunuyor bence ama aslında kibir olmayabilir. Bazen yanılabiliriz. Yani kibir sandığımız şey içe kapanıklık falan da olabilir. Olabilir. Evet. Ama birçok şeyin bir önceki takımında da aynı şey başına geldi. Palas'ta evet. bir efsanedir hareket... yaşayan bir kristal hmm. Palace efsanesi. hareketleri aynıydı Aynen. yani bugünden itibaren yani bugünle ilgili yeni bir durum değil. Böyle bir adam. Ama taraftar havaya sokarsa var ya. Evet. Yani, çok taraftar başlıyoruz. çok uğraşıyor havaya sokarsın yani, ama. Zahat'a da ben şu mesajı görüyorum ama ya Kerem, Zeki. Ya beni havaya sokun ya ben Zahiyim evet. ya. Hadi evet. ya. Falan. Gaza getirin, hani, övün. Alkış, alkış. Çıkarın. Bazen yapıyor da böyle. Evet, evet. onu istiyor, bekliyor. Yani. Evet. Biraz, ya pışpışlanmak ya, istiyor. Ya Vakıa gibi bir oyuncu? öyle anlatayım ya. Zaha tabii ki tanıdığımız, bildiğimiz hmm. oyuncu da. Evet. Hani Bu arada Vakeme de çok içine kapanık. Evet. Ama sevilen bir Aha, figürdü. Tabii evet. topçu ya. Onu söyleyeyim. Mesela Zahali ile ilgili bir gelebilir Trabzonspor'a tekrar. Bir gözlemim çözüm olmuştu çözüm. bu geçen sene belki hatırlarsınız Antalya'da hazırlık maçları yayınladık. Evet. İşte Adana Demirspor'un, Hüsnü'nün, Trabzonspor'un. <laughs> Trabzonspor Crystal Palace'la oynadı. Ben de tabii bir Premier Lig seven, bir futbol sever olarak Palace'lı oyuncularla ve menajer Patrick Vieira'ydı. Biraz sohbet edeyim. Hani bir fotoğraf çekileyim belki diye düşündüm. O liseyle denk geldim, konuştum. Patrick Vieira'yla böyle çok kısa sohbet ettim. Zaha'yı çok bekledim. Zaha gelsin diye. Ya, Ama bekleme, hoşuna. hayır geldi. Ama kulaklığı kulağında Dümdüz önüne bakıyor kimseyle bir diyaloğu yok yani herkes birbiriyle şakalaşıyor öyle ben de Zaha'ya bir el edemedim yani bir Takımda selam da öyle bakışmış. çok sevildiğini söyleyemeyiz yani. Yok yani orada da aynı yani Ama zaten işte e, işte mesela ilk... sosyal medyadan ya... o takımdaki arkadaşları da birbirlerini takip ediyorlar. Ya etmiyorlar. şimdi senin çocuklar Enteresan. ikiz Bunlar yani o karakterler şeyim. o kadar farklı, farklı ki evet. ya mesela bir Mertensi sevmemek mümkün değil Allah evet. aşkına. Evet kariyerinin geri kalanındaki Mertens de şimdiki Mertens tek, teknik kapasite olarak, sportif kapasite olarak aynı mı? Değil. Ama aynı seviyoruz. Çünkü neden? Biliyoruz adam elinden gelenin en iyisini yapıyor ve güleç yüzlü, güldürüyor. Sürekli pozitif. Takımının kazanması yönünde. Amatör ruhla yani haftada bir yaptığımız halı saha maçında biz ne kadar coşkulu ve çocuksuysak Mertens hala o duygularla futbol oynuyor. Şimdi onu sevmemek mümkün değil. Mertens başka bir şey ya. Ya Mertensin geçen gün şeyine baktık işte burada. Ama daha da bu olmak zorunda değil Serkan. ki. Herkes, yani herkes... Herkesin karakteri ha farklı. Mesela Sergen, dünyanın en sevimli insanlarından birisiydi Sergen Hoca. Hani futbolculuğunda. Yani tanıştığında gülümsemeye başlardın. Yani herkes de sever, hala da sever. Evet. Ya yani atıyorum Tugay, mesela çok sevimli bir adamdır. Evet. Ama bazen bir tersine denk gelirdin. Sergen kadar sempatik diyemem. Emre Bölozoğlu, Sergen kadar sempatik mi? kariyerine baktığında belki sağ dışında sempatik insan. Sağ sağın. dışında çok sempatiktir. Yani bunu hep söyleriz zaten olan şey. dalga da geçiliyor artık. Enteresan. Sağının dışında çok iyi çocuk dedi. Dememizde dalga geçiliyor. Belki de ilk kullananlardan biriyim ben. Ya ilk röportajını ben yaptım. Hani 16 yaşından beri tanıyorum Emre'yi. Bütün böyle sağ dışındaki Pırlanta karakterini, gibi. Her şeyini biliyor Pırlanta evet. gibi. Bir çocuktur hani. Evet. Aa benim oğlum da öyle olsun falan Ama Aynen. sağ içinde aman benim oğlum öyle bir futbolcu olmasın işte. dersin. Hırstan. yetenek o, o olarak demiyorum. Yüzden... Emre Belözoğlu'nun çok başarılı bir kariyeri oldu. Ama bir takımda bir Emre Emre Belözoğlu olması demek senin o takımının winner olması demek. Evet. Aynen. Yani me, çok da t, iyi top. Melo'yu seven Galatasaraylılar, Emre Belözoğlu'nu seven Fenerbahçelileri anlamalı bence ya. Yani. Bence de anlamalı. E, Melo'da, Ama Melo da bizde... arada takımın en sevilen oyuncularından biri Hiç olmadı. Değil, Hiç değil. Yani. Hiçbir zaman. Yanından geçmez yani. Yahu zaten tekme tokat riyare gömmüştü. Hatırlasana Bursa'daki kupa maçında. Biliyorsun şey e, kenarda hocam. Hayır be Sabriye tokat atmıştı ya durup evet. dururken oyunda takım uyuyordu. Hani maçtan sonra sordular niye böyle bir şey yaptın diye takım uyuyordu kendine getirmek için bunu yaptım Sabri'den de özür diliyorum demişti. <laughs> bir de insan <laughs> Sabri şaşırmış mi seçer ne ya? yapıyor bu diye. Hani, ne bileyim hani daha mülayim birini bul bari de. <laughs> A çok. çok Hoca'yı da yani. bütün kenarda Hamza Hoca vardı. Ee, Galatasaray kupayı almıştı Burak Yılmaz iken. Ya Melo almıştı. var. Melo Sabri tokat evet. tutuyor. Kenarda Hamza Hoca var. Galatasaray şampiyon oluyor. Yani bazen de ee, işte bu kazanmak bir kültüre dönüştürmek önemli. Galatasaray camiasında son yıllarda bu başarıldı. Ama mesela benim çocukluğumda Galatasaray en az şampiyon olan üç büyüklerden biriydi. Benim benim çocukluğumda 14 yıl şampiyonluk yaşamadı. Ben evet. Galatasaray şampiyon olduğunda lisede öğrenciydim. Ya şimdi yeni kuşaklar bunları hiç anlamıyor. Onların bildiği Galatasaray Wiener 4 sene üstte şampiyonluk Avrupa Kupası falan. Evet. Hani işte hep Son 30 yılda 15 benim şampiyonluk. Benim çocukluğumdaki Serkan, Galatasaray öyle böyle değil. Böyle bir mi? şey var mı? Bayern Münih gibi neredeyse. Efendim? Son 30 yılda 15 şampiyonluğu var. 2 yılda bir şampiyon olmuş Galatasaray. Yani Türkiye şartlarında şampiyonluğa bu kadar aday olan bir ülkede. Ya mesela Bayern Münih Bayan Münih her senenin en iyi yani Yalnız bu adayı. sene 13'e çıktı puan farkı ya böyle bir şey olur mu ya? Evet, Harry Kane fayda etmedi abi. Never losing. <gülüyor> bu <gülüyor> ya. bir işi bitirdi. İki hafta, üç hafta. Şabe Alonso kal kalıyorum demiş. Kalıyorum dedi maalesef evet. Bayern Münih'e kim geliyor? Dünya Sen futbolu bir... için kötü haber ha. Bayern Münih'te de hoca değişikliği olacak herhalde. Olacak gibi görünüyor. Evet. Ama Aa, kim olur ondan emin değilim. Konuşuldu ya o geçen hafta Avrupa basınında. Bayern'in hocası mı? Bayern'in adayları. Bakalım. Birkaç tanesi çok mantıklıydı. Mantıklıydı. Tuhel'in yerine kim olabilir? Çok şu. böyle Klop olmaz herhalde. Flaş Yok. isimler değil ya senin o konuşuldu evet. Flaş isimler değil aklımızda kalmadı hatta. Yani Klop çalışmayacağını söyledi. Sezona, sezonda mı çalışmayacağını söyledi? Evet sezonda çalışmayacağını söyledi. <laughs> İngiltere'de hiçbir takımda e, yiyecek ekmek bulamasa bile çalışmayacağım söyledi. Kariyerinin devamında. Yani bir yıl dinleneceğim. Sonrasında bir daha da İngiltere da İngiltere gelmeyeceğim. İngiltere mi? dışında bir yerde Neden pek? çalışacağım dedi. E Liverpool'la ayrılmış. Löv olabilir, olabilir mi? Löv olabilir mi? Yok, Löv artık Mas. evinde Yok, otursun. Niye löw. bıraktı bu kadar ya? Futboldan çekildi. Futbol onu bıraktı. Balık falan tutuyordur şu an. <laughs> ya yani uzun yıllar çalıştı zaten. Yani Baviera'da bir gölün dibinde balık tutuyor <laughs> evet. abi. Mourinho'yu alsınlar abi. Mourinho'yu da yazanlar olmuş ama Mourinho o seviyeden düştü artık. Değil, değil mi? Aynen. Evet. Yani Roma'dan Mourinho... sonra Bayern'e dönmesi Bak, zor. uzun kolunu verir hani bayan teklif yapsın diye bak böyle. tabii tabii. Can atar. Yani adamın artık parayla, pulla, şanla, şöhretle, sporcu boşuna işi yok. Mourinho ben evet, işte, Mourinho'nun bir gün... Ama bir çıkmak istiyor. Evet, Serkan bir şey söyleyeyim mi? Mourinho'nun bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü Olabilir. olacağını Olabilir. düşünüyorum. Olabilir. Olabilir. Ben de şaşırmam. Olabilir. Ya yani ben Türkiye'de çalışmaya sıcak bakabileceğini düşünüyorum. Abi bir dakika onların kralı Jesus geldi zaten. Ya. Jesus Yani... E, yani Mourinho'nun marka değeri farklı ya. Ülke hayır, futbolu... farklı da Portekiz'de Jesus'ta Mourinho hani elit... Jesus lokal bir hocaydı. Bunu kabul edelim. Ama tamam da 3 tane hoca saydı sen Portekiz Hı. futbol severe. Bir Mourinho, iki Jesus evet, falan evet. sayar. Lokal futbol sever Jesus'u sayar da. 28'de 28 yapıp diğer ya rekoru adamın, ya. Bir, Adamın transfer görüşmeleri de Portekiz Cumhurbaşkanı geliyor ya. Lokal hala lokal. Yalnız yabancı yani tek, e, yabancı hoca, yabancı hakem gelsin falan diyoruz da dün Fatih Terim isyan abi etti. Ben gelsin bence. Çok orada zaten çok Gelsin tartışılıyor. ki konunun hakem Gecen olmadığı yıl, anlaşılsın. Geçen yıl biliyorsun Yunanistan'a Yunanistan'da yine böyle bir hadisi olmuştu. E, Polonyalı hakemler maç yönetmeye gelirken Skandaldı, uçakta şey e, olay çıkarmışlardı. İçki şey içki içip sarhoş olup sonra da e, bu anlaşılıyor. O hakemlere görev vermemişlerdi o hafta. Evet. Yani yabancı hakem derken sıkıntı orada da Yok, var ya yani gelirken girişlerinde Türk düzelecek. Gelirken, düzelir mi abi? Ne? İşte Türk, onu diyorum ben Türk de. herkes... O yüzden ben de destekleyelim artık bak. Yes. Aksini söylemeyin. Bence yabancı Vara gelsin. Bak var bana odasına gelsin. Yok abi her yere gelsin. Her yabancı yere... hakem gelsin. Yabancı yabancı hakem gelsin, yabancı hocalar gelsin, yabancı profesyonel Futbol federasyonu yöneticileri gelsin, kulüp yöneticileri gelsin, herkes yabancı olsun. Fatih Terim çok öfkeliydi. Tamam mı? Yalnız. Bir deneyelim Böyle bakalım. Böyle yabancı sorun, gelmesin sorun diye. Sorun yabancı olmakla mı ilgili, Türk olmakla mı ilgili? Yani bizim futbol kültürümüzde artık 3 tane yerli oyuncu oynatıyorduk. Seneye o da olmayacak. Yani bizim futbol kültürümüzde biz buraya gelen son derece disiplinli, ahlaklı süper futbolcuları da. Kendini yere atan, penaltı bekleyen, rakibinin ruh sağlığıyla oynamaya çalışan futbolcuları dönüştürüyoruz. Ben şunun yapması yap, yaparsa Futbol Federasyonu çok iyi olur yeni <laughs> sezonda. Mesela Huk Dallas'la da yollarını ayır kardeşim. Bu kadar skandal olur mu ya? ya hakemlere ben, gider yapıyor niye ya. Niye Hake, Abi hakemlere fırça resmen ya. Hakemlerin zaten özgüveni yok. E sen eğitmiyorsun ki fırça atıyorsun adamlara. Burada penaltı verecek ne gördün diyorsun. Onu diyeceğine kardeşim. Burada şu, şu, şu var. Penaltı vermemeliydin de. Fırşatıyor resmen ya. Hakem de ne yapsın? Özgüveni yerle bir olmuş. Hüvdalası evet haklısınız. Orada yanlış karar vermişim. Ya Sana da böyle orada bir... Hüvdalası sanki... Ama yani orada da bayağı bir geniş bir hazirun var değil mi? <laughs> yani bayağı bir kalabalık bir ekip var. Yani etki altında kalıp inanmadıkları bazı şeyleri söylemek durumunda kalmış olabilir. Hala sanki böyle kaydın ben yayınlanacağını biliyormuş gibi tavırlarını sezinledim Hüvdalası'na. Zaten da. herkesten şey alınmış biliyorsun 50 kişiden. Yalımız. ifadeye çağrılmış, Hepsinin e, soruşturma kapsamında bir soruşturma yapıldı. Biliyorsun ben yazdım evet. onları. Hepsi e, ifade vermiş. Hukuk da Allah'sı vermemiş. Ondan alınmış. Ben, ben kesinlikle onu itham O diyor zaten. Vermem. Demiş ki aramızdan biri bunu sızdırır demiş direkt. Bak şey yok. yerinde olsam Hudalas gibi davranırdım. Zaten bir insan şu kamera kendisine dönükken bir görüntülü toplantıda ne olursa olsun o toplantının dışarıya sızacağını ön görerek konuşması evet. lazım. Ya ortamda cep yani, telefonları varsa zaten. Belki de Hüdalas'ın hani o performansı çünkü bence hani kamuyla paylaşılacakmışçasına konuşması değil mi? Ser konuşması e, akıllı bir insan olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ama e, o mu sızdırdı, kim sızdırdı ben bilemem. Abi, Devletten yardım alırsın. Devlet hemen bulur. Son 3 dakikamız içindeyiz. Önemli olduğunu düşündüğüm bir konu ama haberini ekrana getirmeyeceğim. Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 500. resmi maçına çıkmak istiyor. Genelde bugün futbolun çirkinliklerinden bahsettiğimiz Maşallah. bir gün oldu. Hatta böyle aylar oldu ve olmaya devam ediyor ama herhalde Türk futbolunun güzelliklerinden biri Fernando Muslera. Evet, şampiyonluk yolunda birbirlerine karşı hoyrat davranan kamuoyunu alevlendirmekten imtina etmeyen iki kulübümüzde güzel o kadar çok şey var ki işte. Fernando Mustera. Icardi. Icardi oynuyor ya Türkiye'de. Tadic. Ceko. Batshuayi yedek. Kalede Livakovic var yani bence çok nitelikli ve iyi bir kaleci. Evet. Ferdi diye bir çocuk var. Fenerbahçe'de var olma mücadelesi ve kariyerini getirdiği nokta. Saygıyı sonuna kadar hak ediyor. Her şeyi tartışabilirsin. Evet. Ferdi'nin Fenerbahçe'deki ve milli takımdaki yerini tartışamazsın. Ve bunu dişiyle tırnağıyla elde ettin. Evet. Bakma sen ben Kerem Aktürkoğlu'nu eleştiriyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun istatistiklerine <laughs> bir bak. Türk futbolunun son döneminde damga vurmuş bir oyuncu bu. Evet. Yani şaka değil yani bunlar. E her iki takımda da güzel çok şey var. İsmail Hoca'nın verdiği mücadele. Okan Buruk'un verdiği mücadele. E biz bu çocuklar sağ içinde kozlarını paylaşsın. Bilek güreşi, tavla her ne derseniz deyin. İki kişi başlarsın. Bir kişi bitirir. Hani Ama şu anda bitiremeyenin sezon, en aşağılık sezon, İşte bizim şampiyon olma Ya o kadar yanlış yaptılar Serkan, ki ya. Dünyada dünyada e, bir elin parmaklarını geçmez bir takımda 500. maça çıkan bir kaleci. Kaleciler kendi, genelde değiştirilir. Kendi değil. Hele büyük takımlarda çok kaleci değişikliği değil. olur. Onu diyorum ya, 500 maça çıkıyor. Galatasaray'da 500. maça çıkacak, büyük takımlarda bu kadar uzun soluklu kaleci ki yarışmacı takım Galatasaray. Yani dört büyüklerde bu kadar uzun soluklu kaleci olmaz. Bir kısa aramız var. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Gündeme dair değerlendirmelerimiz devam ediyor. Gündeme kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor'dan bir açıklama geldi. Sevgili seyirciler, yolun sonu başlığı altında yapılan bir açıklama. Bu açıklamayı okuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler, korkunun baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığında zirvesidir. Fenerbahçeli iki futbolcu Osay Samuel ve Ceydan Osterbolde'nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik saldırısını sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF, söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de Kavgaya karışmak suçundan PFDK'ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır. TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Mişibat Şuay'ı sevk etmeye gerek olmadığına karar verip profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını Türkiye'de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir. Türk futbolunun yeniden hak ettiği saygınlığa, adil ve dürüst rekabet ortamına geri dönmeye Dünya nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmaya acilen ihtiyacı vardır. Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir. Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz. Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklama Federasyon başkanını da istifaya çağıran bir açıklama aynı zamanda Trabzonspor'un yaptığı değerlendirme ne dersiniz Zeki Uzundurkan? Yani sert bir açıklama olmuş elbette ki. Trabzonspor'un da e haklı olduğu bu sert açıklamasını dayan dayandırdığı doneler var. İşte tek matan oyuncular niye sevk edilmedi? Türk futbolunda tekme atmayı meşrulaştırılmış olmuyor musunuz? diyor. Haklıdır. Biz de söyledik. Batu Şah'ı neden yok diyor mesela. Mert Müldürü orada atlamışız. O da tek matan futbolculardan biriymiş. Yani burada tabii ki Futbol Federasyonu zor durumda kaldı. Kabul ediyorum. Futbol Federasyonu'nun değişmesi ya da Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi Türk futbolunu kurtarmadığına çözüm müdür? Orası tartışılır. Çünkü dedik ya her tarafta problem var. Hani Bir Mehmet Büyükekçi e, gidince sular durulmayacak, tertemiz bir futbol iklimi olmayacak. Ama bir yerlerden de başlamak lazım. E, herkes öz özelleştirsin öz yapıp, herkes kapısının önünü süpürürse yavaş yavaş işler düzelir ama bir anda olacak iş değil. E, Trabzonspor'un da dediğimiz gibi haklı olduğu taraflar var. E, adalet e, en doğru şekilde uygulanmalı. Ben de katılıyorum kim ne yaptıysa. Ödül bu işin içinde nasıl ödül varsa ceza sistemi de olmalı, e, hukuk doğru bir şekilde e, işlemeli ki ben hani bu sevklerde e, dedim ya minimum e, maç üzerinden verileceğini, sonra işte tahkimde işin e, işin savunma tarafına getirilip bir maça indirileceğini e, düşünüyorum dedim. E, Trabzonspor'un da tabii ki burada canı yandı. Ceza alacak. E, sahası kapanacak. Başka cezalar da alabilir. Bilemiyorum. Para cezası da var bu işin içinde tabii ki. İşte Egemen Korkmaz var Trabzonspor'dan da. Ama diğer taraftan da e, hukuki bir çerçeve içinde bunu değerlendirmek lazım. Yani bizler gazeteciyiz. Yani bu işin e, hukukçu değiliz. Ama Trabzonspor'un hukuk kurulu hukuk birimi mutlaka ee, bu cezaları inceleyip bu e, yazıyı, bu bildiriyi o şekilde yayınlamışlardır. Yani durup dururken hani sen ben oturup bu yazıyı bu şekilde sert bir şekilde yazamayız. Dayandırdığı mutlaka e, bir hukuk çerçevesi vardır. Ben e, saygı duyuyorum. Fenerbahçe de bir açıklama yaptı. Ona da saygı duymak lazım. Trabzonspor'un açıklamasına da saygı duyuyorum. Ama istenilen şu kim ne yaptıysa en adil şekilde, en doğru biçimde hukukun kuralları çerçevesinde cezalandırılmalı. Nasıl ödül varsa ceza sistemi de olmalı. Serkan Korkmaz. Hani gün geçmiyor ki TFF Başkanı Büyük Ekşi'den istifa isteyen yeni bir kurum, makam ortaya çıkmasın. İstemeyen bir kurum kalmadı herhalde. Kalmadı. Kulüpler yani ben duymadım. Acilen istifaya davet ediliyor. Yani bütün her şeyin sorumlusu onlar demek değil bu ama hani Türk futbolunda bugüne kadar olmuş, olan ve bundan sonra olacak şeylerin tamamı bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun sebebiyle olmadı ama bir de bazı gerçekler var. Ee, kontrolden çıktıysa artık bazı şeyler bazı gerçeklerle yüzleşmek de gerekiyor. Bilmiyorum. Yani şu koşullar altında kendini suçlu, eksik, başarısız hissedip hissetmemesinden bağımsız konuşuyorum. Şu koşullar altında ben futbol federasyonu başkanı olsam açıkçası istifa ederdim. Bakalım hani mesela en kötü ihtimal şunu derdim yani. E hadi ben istifa ediyorum siz de düzeltin madem futbolu ben siz falan derdim yani. Ya bu kadar artık en son kulüpler birliği toplantısında 18 kulüp katılmıştı. Hangi başkanımız söyledi hatırlamıyorum ama Antalya başkanı mıydı acaba? Yok Samsun başkanıydı galiba. Galiba Samsun Spor Başkanıydı. Ee, federasyonun istifa etmesi hemen e, genel kurula gitmesi yönünde de fikirler beyan eden bir fikir beyan edenler oldu. 18 kulüpten hayır diyen bir tane bile kulüp olmadı dedi. Hani evet deyip oylama yapılmamış ama hı hı. hani bu gündeme geldiğinde aa ne gerek var canım diyen bir tane bile kulüp yok dedi. E, hata yapıyorsam özür dilerim. Samsun Spor Kulübü Başkanı'ydı galiba yani, toplantı sonrası açıklama yapanlar kimlerdi bilmiyorum ama bir tane kulüp başkanı bunu söyledi hatırlıyorum. Bir bakalım. Değil mi? Yani böyle söylemişti. 18 kulüpten de hayır diyen çıkmadı. Dedi evet. Ama hangi başkanımızdı onu hatırlayamadım. Kusura bakmasın. Hakkını helal etsin diyeyim. E yani gelinen noktada Suudi Arabistan'da Süper Kupa finali oynanamadı. Oynanmadı. Yok yani o maç yapılmadı. İstanbul Spor bir maçtan çekildi. Bir maçta FIFA kokartlı hakem darp edildi ağır şekilde bayağı ciddi bir şekilde yani hani daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. Ya bir yandan olumlu şeyler de var diyorum hani futbolda hani hala devam eden bir temsilcimiz var Avrupa'da Avrupa Şampiyonası finalistiyiz Avrupa Şampiyonası ev sahipliği aldık. Ya bu karmaşanın içinde ben futbol federasyonu başkanı olsam kendimi masum, başarılı falan adetsem bile şu noktada istifa ederdim. Ama hani Benimki doğru demiyorum. Benim tasarrufum bu yönde olurdu. Hı hı. En azından küsüp istifa ederdim yani. E tamam iyi o zaman ben gidiyorum. Siz de kendiniz düzeltirsiniz artık derdim. Bekliyor musunuz böyle bir karar? <laughs> ee, benim duyumuma göre... Ee, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra... Böyle bir şey yapma planı var. Ama hani bu... Ee, federasyona genel olarak futbol ikliminin bir dayatması mı yoksa futbol federasyonu başkanının o güne kadar rahat bir çalışma ortamı yakalamak için ortaya attığı bir fikir mi sadece bilmiyorum ama kulağıma yakın zamanda böyle şeyler geldi yani Avrupa Şampiyonasından sonra e, istifa etmeyi düşünüyor diye e, ama bu bir dedikodu e, doğru olmayabilir. Zeki Uzunduruğan ben böyle... bırakacağını düşünmüyorum. Hiç, e, yani sohbetlerde bile peki ben küçük bırakırdım mesela. Hayır bırakmaz e, projeleri var çok hırslı. Aslında bu tip demeçlerden sonra sayın daha e, da büyük ekşi daha da hırslanıyor İşine daha da dört elle sarılıyor. Ya çözüm Futbol federasyonu başkanının değişmesi değil ki tıpkı merkez hakem kurulu başkanının değişince hakem ya da iklimi, hakemlerin yabancı yani, olmasıdır. Yani bence. sorun herkesin kapısının önünü süpürmesi lazım. Herkes adaleti sadece kendisine değil, bütün takımlara istemesi lazım. Yani herkes şunu istiyor. Ya benim işlerim yolunda gitsin de diğerleri önemli değil. Onun diğerlerin canı cehenneme gibi bir durum ortaya çıkıyor. Zaten az ilk bölümde dedi ya Kerem hepimiz katıldık. Ya hiçbir şampiyonluk ya tebrik edilme. Her şampiyonluk tebrik edilmeli rakipler tarafından, herkes tarafından. Ya o şampiyonluğu hakemler sayesinde aldı. O şampiyonluğu bilmem kim sayesinde aldı. Yok bir şampiyonluk o şehrin üzerinden okundu. O yüzden onlar... Ya böyle bir şey yok ya. Bir sürü herkes konuşuyor. E sonra da diyor ki Futbol Federasyonu Başkanı gitsin. Tamam gitsin. Hataları mutlaka var Mehmet Büyükekşi'nin. Ama doğruları da var. Bunu kabul edelim. Tıpkı kulüp başkanlarının hataları kadar doğruları olduğu gibi. Yani herkes hata yapıyor. Herkes... İşte bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hedef hep şey, Merkez Hakem Kurulu Başkanı gitsin, Futbol Federasyonu Başkanı gitsin. Ama sadece orada değil ki problemler. Her yerde problem var. Ya şimdi küçük bir zaman çizelgesinde hani kronolojik olarak şey yapalım. Sayın Büyükekşi seçildi. Evet. TFF Genel Kurulu oylarıyla ve bayağı da hani teveccüh görerek seçildi. Evet. Sonrasında <laughs> böylesine heyecan verici ülkenin en sevilen şeylerinden biri olan dünyanın hatta futbolun bu ülkedeki çatı örgütünün başında olmak hakikaten kimilerine göre pek çok makamdan bürokrasideki siyasetteki daha eğlenceli keyifli manen tatmin olunan bir yer yani bırakması ve elde etmesi zor bir koltuk yani Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı koltuğu pek çok kişi için çok 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 önemli önemsenmesi de gereken bir şey ülkedeki en sevilen şey yani evet. onun patronusun düşünsene. ve başkanlık sistemi evet. orada yoğun şekilde yaşanıyor yani öyle e, yönetim kurulunda her karar oylanıyor da başkan ona göre şekil almıyor başkan ne derse o olur ee, ilk günlerde sayın büyük ekşi de e, bu görevin tam olarak ne anlama geldiğinin e, anlaşılamadığını gözlemlemiştim ki çok doğal hani ilk başta e açıkçası hani ben de benzer görevlerde bulunduğumda bir tanesinde Türkiye Futbol Federasyonu genel direktörlük yapısı kurduğumuzda bizim neyi yönettiğimizi ve o güne kadar nelerin nasıl yanlış yapıldığı ve ne yapılması gerektiğini tam olarak cümleleştirmemiz ve bunu bir rapor haline, bir kitap haline getirmemiz 6 ayımız almıştı. Sabah 6'lardan gece yarılarına kadar çalışarak. Ha, anlamak. Evet. Hani Pek çok öğrenci bilirim ben. Üniversitede kazandığı bölümün ne iş yaptığını ikinci sınıfın ortalarına doğru idrak eder. Yani şimdi ilk baştaki o heyecan verici ve çocuksu mutluluk döneminde Sayın Büyük Ekşi biraz yanlış yönlendirildi. Biraz kendine fazla güvendi. Hani futbol ortamının, futbol ikliminin, futbol federasyonunun kendi dinamiklerinin, Türk futbol kültürünün Gaziantep Spor Başkanlık deneyimine rağmen tam olarak dinamiklerinin kendi arasındaki trafiğini mi dersiniz artık? Evet. Tezahürlerini mi? Anlaması zaman aldı. Çok kestirme yoldan anlatmaya çalışanlar oldu. Ee, sen de muhtemelen o dönemlerde hani Tabii. Futbol Federasyonu'nda o workshop gibi toplantılara dahil olmuşsundur. Ee, benim ilk söylediğim cümleyi hatırlıyorum. Ben oradan örnek vereyim. Bir şampiyon çıkacak ve şampiyon olamayanların hepsi sizden nefret edecek. Buna hazır mısınız dedim. Ve şampiyon olamayanların hepsi o sezonu kötüleyecek. Hakemleriyle. İstediği kadar yanlış transfer yapmış olsun, istediği kadar yanlış hocayla çalışmış olsun, istediği kadar sportif başarısız olsun, şampiyon olan dışında ki şampiyon olandan da bütün sezon boyunca laf işitmiş olacaksınız. Bir kere böyle bir iklime girdiğinizin farkında değilsiniz gibi geliyor bana dedim. Ya çünkü o fazla mutluydu. Ya açıkçası benim çok talip olacağım bir görev değil. Ya merkez hakem komitesi başkan olmak ister misin mesela Kerem? Yok. Sen ister misin? Mesela <laughs> bir derbi yönetmek ister misin hakem olarak? İstemem. İstemezsin. istemezsin. Bu bizim eksikliğimizden, hırs yoksunu yoksunluğumuzdan falan kaynaklanmıyor. Konformist olmamızdan da kaynaklanmıyor. Abi bunlar biraz tabiri mi mazur görün deli işi. Yani normal bir şey değil Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmak istemek falan. Kim istiyorsa onların arasından seçin bir kere. İstemeyen birisi aday olmuyordur herhalde değil mi? Onu da gördük gerçi. Ya son dönemlerde hepsi Ama bırakamıyor. De. Bak gelen bırakamıyor. Kulüp başkanlığı da öyle. Nihat Özdemir bıraktı ama çok istedi bırakmayı. E Nihat Özdemir ya kredi almadan de köprü de. yapıyor abi denizlerin üstüne. Ya hayır ama yani sonuçta yani, kimse yaranamadı. Son dönemdeki kulüp başkanlarının başkanında. hepsi eleştirildi. Yıldırım Demirören'den tutun Nihat Özdemir'ine kadar. Şimdi Mehmet Büyükekşi eleştiriliyor. Yani bir yani sürpriz çözüm... var mı ortada? Bak Mehmet... bir dakika bir sürpriz var mı ortada? Ay sürpriz yok da Mehmet Büyükekşi gittiğinde ortamın düzeleceğine inansa zaten bırakır. Her bir, bir dünya yerde siyoluk yapmış. Kalmasına rağmen düzelmeyeceğini bil... Yönetim kurulu başkanı. Kalınca düzelmeyeceğini biliyorsan yani niye bırakmıyor? Ya türk futbolundan Mehmet Büyükekşi gidince Mehmet Büyükekşi e, kaybetmez ki Mehmet Büyükekşi başkan. Hayır ben Ekşi kişiler arayla başka konuşmuyorum. <laughs> başkan iş hayatında başarılı bir iş adamı evet, ve daha doğru. önce Gaziantep deneyiminde de doğru. ilginç bir performans olduğu için gerçekten hani o Gaziantep'te iyi şeyler oluyor. dedirten Hı, bir performansı vardı de. dikkatimizi çekmişti. Adını bilmiyorduk ama Gaziantep'te iyi şeyler oluyordu. Evet. Erbol Bulut dönemi miydi? Zaten galiba lige çıktı. Yok şumidika dönemi. De... Şumidikan ne dönemi. Yani, hatta hocayla çok sıkıntı yaşıyorum falan demiş. Ama yani iyi iyi enteresan ezber bozan bir başkan evet. profiliydi. E, i̇ş adamlığı zaten ortada çok başarılı bir iş adamlığı. E, şimdi şöyle bir algı oluyor. Sizler de çok yüksek egolu insanlarla sanatçılar, şarkıcılar, oyuncular, başarılı ben teknik direktörler, futbolcular çok hani i̇ş arkadaşlığım iş da yok. oldu, içte de bulunduğum da oldu. Yani sana bakıyor. Daha mı? Diyor ki yani bu adam alsa alsaydı şu kadar para kazanıyordur. Yaşı şu. Eğitim de bu. E benim de ona yakın bir eğitimim var. Ama ben vergi rekortmeniyim. Yani onun dediğini mi yapacağım? Kendi aklıma geleni mi yapacağım diyor. Kendi aklılarına geleni yapınca işte böyle oluyor. Egolar kulüp başkanlarımızda tavan. Futbol Federasyonu başkanlarımızda hemen tavan. Ben bu konuda mütevazı her anıyla Nefes aldığı sürenin her dakikasında ben kendisinden kendisinin oğlu yaşındaydım. Her konuda, her ortamda ve her örnekte örnek bir insan gibi yaşayan Hasan Doğan dışında bir şey hatırlamıyorum. Her konuda ama yani yaşadığımız her deneyim, her an benim için çok kıymetlidir. Çünkü hepsinde temiz iyi niyet gördüm ve hakkaniyet gördüm. Evet. Ya bir de herkesi dinleme becerisi gördüm. Dinlemek ile anlamak aynı şey değil. Önce dinlemeyi becerebilmek sonra da anlamak lazım. Zeki uzun Uzundurukan kaç yılını verdin bu işe? 93'ten beri bu işteyim. Düşün. Ben de 94'ten 31 beri. 31 yıl olmuş. 31, 30 yıl. Toplam 61 yıllık bir deneyimimiz var. Yazılı basın, görsel basın. Farklı mecralar. Bunun dijitali de var son yıllarında. Şimdi bu iki adam yeni Futbol Federasyonu Başkanı olmuş birisine şuraya da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyoruz diyorsa oraya dikkat etmen gerekir abi. Serkan burada sıkıntı şu. Ee, yani Katılıyorum söylediklerinin her şeyini altına imza atarım ama. Ya, egolar denge. çok yüksek Bak, abi. Bak oturdun oraya. Sen de otursan. Önce çok mutluydum. Ben de otursam Kerem de otursa böyle hadiselerde hep dengeyi korumak zorundasın. Kayırmacılık asla olmaz ama. Denge için koruyacaksın. Yani bu takımlardan hepsini idare etmeye çalışacaksın. Ortam o. Şimdi, Mehmet Büyükekşi değil bir başkası da gelse aynı şeyleri yapacak. Çünkü bizim futbol iklimimiz böyle. Son bu iklimimizin şu herkes an haklı bu arada. Trabzon-Fenerbahçe maçı. şimdi şimdi Trabzonspor altta kırmızıyla evet. PFDK sevkenin tepkisi, kendilerince haklı tepkisi. Fenerbahçe'nin evet, tepkisi, evet. Pekin'in tepkisini okudum, kendilerince haklı tepkisini. okuduk. Evet. Evet, tepkisini herkes haklı. Peki, başa dönelim. Bu maça nasıl Halil Umutmeler atanır ya? Hata orada zaten. Travma yaşamış bir yaşam. Ya ayken... bir kişi de söylemez mi ya? Evet, bu ha Bak sıramam. şimdi Merkez Hakem Kurulu bağımsız bir kurum değil mi? Evet. Tamam da. Abi yani nasıl ya? Birisi bana anlatabilir mi? Kaldı ki istememiş zaten Halil Umutmeler. Biliyorum ben de istemediğini. Çünkü adam travma yaşamış zaten. O travmayı İstememek atlatamamış. De de yılın en zor içeriyorum. maçına Evet, ya yani böyle evet. bir ortamda yılın onu Yılın darp edilmiş tek akte, hakemini verdiniz ya. Yılın evet. yumrukla bir kulüp başkanının yumruğuyla elmacık kemiği kırılmış adamı yılın en zor maçına verdiniz. Orada %100 hata aldı diyoruz zaten. Ya hmm. bunun için istediğiniz branşta dünyanın en iyi bestecisi olabilirsiniz. Dünyanın en iyi tüccarı olabilirsiniz. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kulüp başkanı olabilirsiniz. Dünyanın gelmiş geçmiş Hani en iyi tenoru Sopranosu her şey olabilirsiniz Ama abi bu atamayı yap Bak her şey şimdi Bak şu ayı niye yok o niye var Bu kaç maç alacak falan bunları konuşuyoruz Abi Halil Mutmeler'i kim neden nasıl atar ya Doğru Hangi gerekçeyle Ben Hani artık Bazı şeylerde de yani çok açık konuşmamız gerekiyor galiba yani Ben de bu kadar olabiliyorum İlk akla gelen her zaman doğru değildir ya bir durun ya. Ne oluyor? Elit hakemimiz. Ha, bizim en iyi hakemimiz onu atayalım. Hı. Bir dakika Ali Umut Meler ne yaşadı bir ay önce ya? Evet. Ha. Sonra biz burada oturmuşuz. Aradan günler geçmiş. Sekler ne olur? Yarın ne yapar? Fenerbahçelik'ten çekilir mi falan? Abi Halil Umutmeleri atadın ya maça. Kim atadı? Halil Umut Neden? Meleri de bitirdi. Ya algoritma mı? Dünya, Hadi canım. Dünya Kupası öncesi Halil Umut Meleri de bitirdin. Bizi de bitirdin. Herkesi Ben bitirdi. de bittim abi. Ben de bittim ya. Futboldan aldığımız üç kuruşluk bir zevk var ya bizim. Ya bırak hani profesyonelliği. Ya futbol benim hayatımda bir keyif noktası 100'deyiz. ya. Müzik, sinema. Kaldı ki bu atamalar komisyon tarafından artık biliyorsun algoritma atamıyor. Bu kadar da kafa yordular. Yine bir ekip kurdular. Atamıyordu. Ekip de dediğimiz gibi ilk akla gelen tamam o olur olur. İyi hakem. elit hakemimiz Avrupa'da başarılı. Onu atayalım. Başka hakem yok zaten. Hepsi eleştiriliyor. Böyle dediler. Atadılar. Ama o Hakeme sordular mı? Hakeme sormuyorlar. Hakem zaten erken döndüğünü Açıklandıktan söyledi. Açıklandıktan sonra hakem ne yapsın? Erken döndüğünü söyledi. Biraz daha dinlediğini dedi. Ama hakem dedi. açıklanmadan önce hani ben diyorum ki Aziz söylesin hani Ben hani şimdi falan hani veri, ve benim bildiğim kadarıyla hani diyor ki yani düş, düşünüyorlarsa da yani, yani herhalde düşünmüyorlardır hatta demiş. Yok ya herhalde düşünmüyorlardır demiş. Çok iyi tanımamış. Bu Mesela o maça atamasalardı şimdi süper kupayı yönetirdi. Orayı da kaybettiler. Şimdi oraya da hakem arıyorlar. <laughs> yani zincirleme bir takım hatalar e, buraya, konuyu, getirdi bu noktaya buraya getirdi işi. Buraya getirdi küçük Tabii. detaylar büyük bedeller. Ne kadar çok edeceğiz. yerginlik oluştu Türk futbolunda bir anda. Ya, çok güzel bir yarış vardı. Son yıllarda Fenerbahçe Trabzon maçlarında hiçbir şey de olay oldu ya. ya. hiçbir şey yok. Son yıllarda olmuyordu çok. Evet. Ne oldu ki yani en son zaten. Evet. Kadıköy'deki maçta da bir şey yoktu. Şey yok. Yoktu Veya Trabzon'un iç saha hangisinde ne oldu ki? Hiçbir en yok. son ne zaman? Avni Aker dönemi falandır ha Burada hiçbir şey olmadı Burada bozuk para bile atmıyorlardı bu statta Sahaya hiç Yani böyle Öyle. sanki Nakış gibi dokudu birileri Bir şeyler yaptı Şimdi oturmuşuz bizden Hangi taraftan linç yiyeceğimizi seçiyoruz şu an Abi bana ne ya Siz getirdiniz bu noktaya. sistem izleyin Sordunuz mu? Keşke bana sorsaymışsınız ben hayatımda hakem atamadım. Ama yani Halil Umut Meleri de atamam yani. Keşke Kerem olsaymış ya MHK Başkanı. hayatta atamaz yani hani Kerem'i tanıyorum ben. Atamam. Benim mesela kulüpler, İster misin MHK? Kulüpler Birliği toplantısı diye bir şey var. Hiç Olabilir. değil mi hiçbir canım. problemi çözemiyorlar. Teşekkürler ben abi. Kulüpler Birliği toplantılarında bunlar konuşulsa... Hı hı. Herkes herkesi dinlese bu problem, sorunlar da aşılır Türk futbolunda ama genelde Para olunca herkes herkesi dinliyor ama diğer yarışmacı konularda yapılan eleştiriler, taleplere herkes kulağını tıkıyor. Herkes kendine adalet istiyor. Orada gerginlik oluyor. Onu söylüyor, onu söylüyor. Toplantımız bitmiştir arkadaşlar deyip çıkıyorlar. Herkes kendini adalet istiyor. Herkes kendine ee, adalet istediği için. Sadece bak. tek kenetlendikleri, fikir birliğine vardıkları nokta işte para. Federasyondan para isteme, işte yayıncı kuruluş daha çok para isteriz. Para konusunda birlik oluyorlar, diğer konularda hiçbir birlik sağlanamıyor. Yani sağlanması da çok kolay değil. Evet. Bu ortam dahilinde e, bu da bir realite. Biraz daha yine oyun içine biz dönmeye çalışalım. Yani elimizden geleni yapalım. Ama kulüplerden de tabii ki açıklamalar gelirse bu açıklamaları da görmezden gelmemiz mümkün değil. Netice itibariyle şu anda maalesef futbol kamuoyunun en çok ilgilendiği konu bu üstüne konuşup saatlerce hatta günlerdir haftalardır tartışıyor olduğumuz konular bunlar üzerine değerlendirmelerimiz de öyle görünüyor ki sürecek. Beşiktaş'tan bir haber ekrana taşıyacağız. Siyah beyazlar gelecek sezonun planlaması için yolunu şimdiden çizmeye başladı. 4 yabancı oyuncu alacak Beşiktaş transfer listesindeki yerli futbolcular için de harekete geçiyor. Yıldız telefon attığımızda hem Beşiktaş'ın transfer gündemiyle hem de Fernando Santos'un geleceğiyle ilgili Furkan'ın anlatacağı birkaç şey var. Furkan hoş geldin. Kerem çok teşekkürler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Yusuf Yazıcı, Salih Özcan, Yasin Özcan, Başar Önal. Beşiktaşlı adı geçen yerli oyuncular. Bu oyuncularla ilgili Girişimler başlama aşamasında mı ne durumda yabancı futbolcularla alakalı belki şu an çok erken bunun da farkındayım ama herhangi bir düşünülen isim var mı? Öncelikle şöyle senin bıraktığın noktadan devam etmek gerekirse yani evet belki transfer konusunu konuşmak için çok erken ama Beşiktaş'ın çok da fazla kaybedeceği vakit olmadığı için artık siyah beyazlarda. Hatta geçtiğimiz günlerde yine resmi hesaptan yapılan transfer komitesi açıklamasıyla beraber aslında transfer konusunda da çalışmaların başladığını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Transfer komitesi konusunda da şunu açmakta fayda var. Aslında yeni bir yapılanma değildi Beşiktaş'ta. Kış transfer döneminde de yine aktif olarak bu yöneticilerin, bu yönetim kurulu üyelerinin transferde Beşiktaş'ta, etkin bir ön aldığını görmüştük fakat artık bu bir anlamda resmete dökülmüş oldu ve önümüzdeki yaz transfer dönemiyle beraber Beşiktaş'ta yeni sezona dair transfer komitesi transfer konusundaki hem iç transferde hem de dış transfer konusundaki tüm görüşmeleri bu yönetim kurulu üyeleri Sayın Hüseyin Yücel'in başkanlığında yürütecek. Tabii Beşiktaş'ta son yılların son dönemin Kerem bir anlamda en büyük transfer operasyonlarından kadro e, revizyonlarından birisinin yaşanmasını yeni sezonda bekliyoruz. Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi biten ve henüz durumu netlik kazanmayan birçok futbolcu var. Bununla beraber kontratları devam eden fakat yeni sezonda yine e, kadroda düşünülmeyen çok sayıda yabancı futbolcu var. Bu anlamda e, yeni sezonda Beşiktaş'ta çok büyük bir hareketlilik olmasını bekliyoruz. Yerli oyuncu konusunda da hem Fernando Santos'un hem Sayın Başkan Hasan Arat'ın ve Beşiktaş'ta az önce ifade ettiğim gibi transferden sorumlu yönetim kurulu üyelerinin de ortak bir fikri takımdaki yerli oyuncu kalitesinin artması gerektiği yönünde. Bu anlamda seçenekler oldukça fazla ama Beşiktaş'ta öne çıkan isimler az önce haberimizde paylaştığımız gibi Yusuf Yazıcı, Salih Özcan, Yasin Özcan. Başar Önal aslında Başar yeni bir isim değil, kış transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş. Fakat o dönem bu transfer gerçekleşmemişti. Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın Başar'la ilgili yine girişimlerini hızlandırmasını ve bu kez bu transferin resmiyete kavuşmasını bekliyoruz. Ek olarak da Emirhan İlkan aslında Beşiktaş camiası için yeni bir isim değil, Beşiktaş altyapısından çıkan fakat biraz... Beşiktaş'tan e, tırnak içerisinde bunu ifade ediyorum. Olaylı bir şekilde ayrılmış Emirhan İlkan. Şu anda bonservisi İtalya'da Torino kulübünde ama yeni sezonda e, Emirhan'ın da Beşiktaş'a tekrardan e, yuvasına dönmek diyeyim. Belki de yanlış bir ifade olmaz. E, Beşiktaş'a dönme ihtimali de şu an için oldukça e, kuvvetli e, muhtemel görünüyor. E, Kimler gidecek? Yine Beşiktaş taraftarının en çok merak ettiği konulardan birisi de acaba hangi futbolcularla yollar ayrıl ayrılacak? Daha önce yine alt spor ekranlarında paylaşmıştık zaten. Fernando Santos'un verdiği rapor doğrultusunda Beşiktaş'ta Vensen Abubakar gibi, Raşit Gezal gibi, Anterebiç gibi isimlerin yeni sezon kadro planlamasında olmadığını aktarmıştık. Buna ek olarak aslında biraz... Belki yeni bir isim Jonas Svensson Beşiktaş'a Kış transfer döneminde geldi. Denilmi de bir futbolcu ama Beşiktaş'ta şu ana kadar geride kalan yaklaşık iki aylık süreçte çok da fazla beklentileri karşılayabildiğini söyleyemeyiz Yonat Sivenson için. Beşiktaş'ta yeni sezonda kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerden birisi de Yonat Sivenson. Bu anlamda Beşiktaş Sivenson'la yolları ayırdıktan sonra bir... Sağbek transferi de yapacak mutlaka yeni sezon kadro planlamasında düşünülen bölgelerden birisi de Sağbek bölgesi olacak. Kerem tabii bir Valentin Rozé konusu var. Beşiktaş'ta Rozé şu an için kiralık olarak Nice forma giyiyor, bir sakatlıkla yaşamıştı. Şu an Nice'teki dönemi de aslında Rozé'nin çok da parlak geçmiyor. Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlamasında olmayan bir isim, takıma tekrardan dönse dahi yeni sezon kadrosunda Valentin Rozé'nin olmayacağını net bir şekilde ifade edebiliriz. Yaklaşık bir rakam vermek gerekirse eğer Beşiktaş'ta yeni sezonda 10 ile 12 arasında bir futbolcunun futbolcu grubunun diyelim hatta yolların ayrılmasını ve yerine de yine aynı sayıda yaklaşık 10 ile 12 yeni futbolcu arasında bir son dönemin son yılların en ciddi kadro revizyonlarından birisinin Beşiktaş'ta yaşanmasını bekliyoruz yeni sezonda. Furkan bir sorum daha var. Fernando Santos'un geleceğiyle alakalı biz hep çok tartışıyoruz, çok konuşuyoruz. Ee, hocaya dışarıdan herhangi bir ilgi var mı? Beşiktaş yönetimi Santos'un durumunu kendi içinde görüşüyor mu? Yani şöyle Yunanistan ve Yunanistan liginden bazı takımların ilgisi olduğu yönünde haberleri biz de okuyoruz. Fakat şu an için Beşiktaş kulübüne gelen herhangi bir böyle bir ilgi noktasında bir konunun Beşiktaş'ın böyle bir gündeminin olmadığını aktaralım. Fakat bunu da söylemekle bence sakınca yok. Fernando Santos Beşiktaş'a çok ciddi bir destekle geldi. Çok ciddi bir yönetim kurulu Desteğini alarak aslında göreve başlamıştı ama e, geride kalan süreçte yaklaşık 4 aylık dönemde e, Fernando Santos'un da kredisini çabuk tükettiğini söyleyebiliriz. Özellikle bu milyar öncesinde arka arkaya alınan 3 maçlık mağlubiyet Beşiktaş'ın e, biraz daha kırılgan yapısı, taraftarın, camianın beklentisiyle çok fazla örtüşmeyen oyun anlayışı e, kısa sürede altında Fernando Santos açısından da bu kredinin çabuk tüketildiğini görüyoruz. Ben şunu net bir şekilde ifade edebilirim. Göreve başladığı dönemki kadar çok ciddi bir yönetim desteği yok şu an Fernando Santos'un arkasında ve Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli hedefi Kerem Ziraat Türkiye Kupasında şampiyonluğa ulaşmak. Fakat Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında şampiyonluğu ulaşsa dahi yeni sezonda Fernando Santos'un takımın başında olma ihtimalini çok düşük görüyorum çünkü. Az önce ifade ettiğin gibi yönetim kurulu içerisinde Fernando Santos'ta devam edilmesi halinde yeni sezonda Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi, şampiyonluk yarışının içerisinde olamayacağını düşünen çok sayıda yönetim kurulu üyesi var. Bu anlamda da Fernando Santos'un da geleceğinin Beşiktaş'ta çok ciddi bir soru işareti olduğunu söyleyelim ve ben yüksek ihtimalle Beşiktaş'ta Mayıs Haziran ayları içerisinde yeniden bir teknik direktör gündemi olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ta. Furkan teşekkür ediyorum aktardıkların için. Özellikle Fernando Santos konusunu fazlasıyla merak ediyoruz. Yunanistan evet. milli takımından ve bazı Yunan kulüplerinden ilginin olduğu söyleniyor hocaya. Bilmiyorum Beşiktaş camiası bu ilgiyi e, bu, bu ilgiye nasıl bakar? Sıcak bakar. Diye. Yani şöyle yönetim kurulunun %99'u öyle bir ilgi de Fernando Santos gidip de e, Sayın Hasan Arata bana Yunanistan milli takımından ya da Yunanistan'da X kulübünden Teklif var ayrılmak istiyorum dese yok hocam biz uzun vadeli plan yaptık seni bırakmayız diyeceğini düşünmüyorum. Çünkü hı hı. sonuçlar ortada oynanan futbol ortada ee, tamam bir disiplini sağladı Beşiktaş'ta bunu kabul ederim takım paramparça olmuştu sürekli teknik direktör değiştirilmekte paramparça derken bazı gruplar işte yabancı oyuncuların gruplaştığı falan disiplin kaybolmuştu en azından Burak Yılmaz bunu söyledi sonra Beşiktaş'ın efsanesi Rıza Çalımbay da bunu dile getirdi ama şu anda demek ki oralarda e, gerekli düzeltmeleri yaptı. Onu sağladı. Çünkü e, biraz mizaç olarak sert de bir hoca. Ama e, Beşiktaş taraftarının Beşiktaş taraftarına iyi bir gelecek e, vaat etmiyor. Yani o tribünleri coşturacak futbolu oynayamıyor Beşiktaş. Ki e, işte 4 transfer, 5 transferle de ben Beşiktaş'ın seneye böyle güçlü bir şekilde futbol oynayarak şampiyonluk yarışının içinde olabileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın ilacı her zaman söylüyorum. Ben ikna edip getirmeleri lazım. Sergen Yalçın. Dünya üzerinde Beşiktaş şu anda kısa vadede başarıya götürecek tek teknik direktör Sergen Yalçın. Camianın dilinden anlıyor. Çok zeki bir hoca. Beşiktaş'lık ruhunu biliyor. Onu ikna ederlerse en kestirme yoldan şampiyonluğa, başarıya ulaşırlar. Diğer taraftan Problemler var işte yerli oyuncuların işte Salih Uçan'ın ben önümüzdeki sezon başka bir takımda oynayacağını duydum anlaştığını Beşiktaş'ta kalmayacak diye biliyorum e Yine Cenk Tosun'la anlaşamadılar arada büyük uçurum var Türk Lirası üzerinden iki oyuncuya sözleşme teklif ediyorlar o Oyuncular da takımda diğer oyuncular dövizlerinden para alıyorlar bizimki de öyle olsun hem de arada bir uçurum da var ee, öyle baktığında şimdi Yusuf Yazıcı ismi Muçi'yi Aldın. Yusuf Yazıcı da maliyetli bir oyuncu. Lille'de de sürekli oynayan bir oyuncu. Evet sözleşmesi bitiyor ama biliyorsun hemen imza parası çıkıyor. Ee, yıllık kazancı da yine hatıra sayılır. Bir para olur Yusuf Yazıcı'nın. Ee, gerek var mı? Onu da tartışmak lazım. Tamam yerli kalitesini yükseltmesi lazım ama Beşiktaş'ın savunmasını tepeden tırnağa yenilemesi lazım. İyi bir santrifor işte Vegors ismi bugün bizde Foto maçta var. Wegors gibi bir Santrifora tekrar ihtiyacı var. Çünkü çok büyük bir ihtimalle Abu Bakar'la yollar Gezzal ayrılacak. Gezzal'la ayrılacak. Bir, Birçok bir oyuncuyu gönderecekler. Onun yerine transfer yapmaları lazım. E, bütçe el verecek mi? E, bu hocaya mı transfer yap? Yani şöyle söyleyeyim. Fernando Santos'un kaderi, teklif gelmezse de e, Zira Türkiye Kupası'ndaki hedefe ulaşıp ulaşmayacağına kriter olarak bakacaklar. Diğer taraftan ligde ...kalan maçlarda nasıl futbol oynatacak... ...nasıl sonuçlar alacak... ...bu Fernando Santos'un geleceğini belirleyecek... ...ama ben Furkan'a katılıyorum... ...Mayıs ayında biz Beşiktaş'ın... ...yeni teknik direktör adaylarını burada konuşmaya başlarız. Serkan Korkmaz hayal edebiliyor musunuz... ...Fernando Santos'u... ...Ağustos'ta muhtemelen son haftalarda... ...Beşiktaş'ın başında yeniden... Bir lig maçına çıktığını ya da daha öncesinde... ...bir Avrupa Kupası elemesi oynadığını? Çok hayal edemiyorum ama gelinen noktada da haddinden fazla e, günah keçisi durumuna düşürüldüğü kanaatindeyim. 22 milyon euroya yapılan iki tane devre arası transfer var önemli transferler. E, yeni alınan bir hoca var. Bu sezon hedefte hala Ziraat Türkiye Kupası var. Şöyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. Zamanında olmuştu. E, Beşiktaş'ta değil. Hani Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa devam eder. Alamazsa gider. Sanki biraz buna doğru mu gidiyor iş. Yani bana öyle geliyor. Yani çünkü Fernando Santos geldiğinde, <laughs> Beşiktaş'ın elinde Sadece Ziraat Türkiye Kupası vardı. Ama e şu anda yola devam lazım. ediyor. Belki şunu da düşünmek lazım. Lig üçüncülüğü var bir de. E lig üçüncüsü olamıyorsun, lig dördüncüsü oluyorsun. Yani evet, yani Avrupa'ya gitme yolunda farklı etaplar sunuyor Şimdi sana. Kupa, bu ama. Kupa farklı bir şey. Yani bir e, daha kısa bir maraton ve Fernando Santos'un geçmişte başarılı olduğunu zaten bildiğimiz bir maraton. Avrupa şampiyonu oldu adam. Evet lig daha uzun bir maraton ve ligi oynarken nasıl bir oyun ortaya koyduğunuza da insanlar bakıyor çünkü nasıl bir oyun ortaya koyduğunuz gelecek haftalar için de ya da gelecek aylar için de e, bazı sinyalleri size veriyor. Yani kupayı kazansa bile Onla onunla yolların ayrılması kararı kanaati oluşursa Beşiktaş yönetiminde ve camiası bana sürpriz olmaz. Bana da hiç sürpriz olmaz. Ee, ama e, doğru bir davranış şekli bilmiyorum. Yani Fernando Santos Beşiktaş'ın bu sezonki beşinci hocası arkadaşlar. Evet. Yani beşinci hocaya <laughs> sportif anlamda bu kadar yüklenmek. Hele hele Ziraat Türkiye Kupası alırsa hı hı. biraz haksızlık olmaz mı? Orada da en fikrim sizin. Yani ya o zaman olur. almayacak. Ben Bunu... eldeki malzemenin e, iyi bir yemek yapmaya uygun olmadığı kanaatindeyim. Yani, 22 milyon euroluk da bir transfer var arada önceki ama. Önceki dönemin ve sezon başındaki teknik heyetin yaptırdığı transferler ortada. E, bu kadroyu bir noktaya getirmek e, çok zor. Yani Guardiola'yı getirseydi Beşiktaş 3. hocası olarak ya da ikinci hocası olarak yine yarışın içinde olması mümkün değildi. Zordu. Yani katılıyorum. Çünkü sonuçta şu anda ligimizdeki en kariyerli hoca Fernando Santos. Kuşkusuz. Yani Europa kariyerine elbette adam. ki saygı duyuyoruz ama oynanan oyun Beşiktaş'a oynattığı oyun eleştiriliyor. bunun e, dışında mesela bir oyunu söylemleri, yani. söylemleriyle ortaya koyduğu oyun birbiriyle ters orantılı. Geldiğinde şunu söyledi. Beşiktaş'ın stadında dedi benim oyuncum e, son ölene kadar adeta ölene kadar savaşacak dedi. Savaşmadan maçı tamamlamayacak dedi. Yani hem deplasmanda hem de sonuçta burada Dolma Bahçede aynı futbol oynuyor aşağı yukarı. Çok savaştığını da söyleyemeyiz. Kenardaki mimikleri takımı ateşleyecek hamleleri çok fazla göremiyoruz. takım öndeyken de aynı mimikle sağ kenarında duruyor. Takım kötü oynayıp e, yenilirken de geriye düşmüşken de aynı duruşu sergiliyor. Böyle çok heyecan vermiyor. E, oyunculara çok özgüven aşılayabildiğini düşünmüyorum. Yani e, bazı oyuncuya tam dokunacak bir ruh halinde değil hoca. Belki kadroyu beğenmiyor olabilir ki e, zaman zaman dile getiriyor zaten. Beşiktaş'ın e, vizyonuna, kalitesine, markasına yakışır bir kadromuz yok dedi. Sonra işte Almusrati ile... Mucci'yi aldılar. Dediğin gibi 22 milyon euro verdiler ama Musrati sakatlandı. Gerekli performansı şu ana kadar ortaya koyamadı. Muçi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok genç. Yani etrafını çok tecrübeli oyuncularla donatırsan e, Muçiden de ekstra verim alırsın. Yani Beşiktaş'ın e, savunması problemli. Orta sahası yine e, problemli sayarım ben. E, Hücumu zaten problemli. Kanatlar yeteri kadar güçlü değil. Yani çok oyun, 4 oyuncuyla Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışının içine sokamazsınız. Ne dersiniz Serkan Korkmaz? Yani Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin seviyesine gelmek için kaç transfer? Galatasaray, Okan Buruk'la şampiyon olduğu sezondan önceki sezonu 13. tamamladı arkadaşlar. Evet. Öyle. Yani öyle bakalım. bu arada Sergen Yalçın'la ilgili sözlerine kaldığın yerden bir devam etmek isterim. Sergen Yalçın belli ki Beşiktaş'a bir tur daha gelecek. Evet. Ne zaman gelecek? Bu sezon sonunda mı? Yani yeni sezon başında mı? Bir sonraki yani veya başlayan sezonun ortasında mı? Yoksa başka bir sezonda mı? Ama bir gün gelecek. Şüphesi olan var mı? Yok. İstediği kadar engellemeye çalışanlar olsun. Bir gün mutlaka Beşiktaş'a gelecek. Hiç şüphem yok. Sergen Yalçın teknik heyetini korur kişisel gelişimini ve teknik adamlığını da çağın gerekliliğine uygun bir şekilde sürdürürse çok zeki ve full eli bir teknik adam olduğunu bize ispatladı. Bir şampiyonluğu var. Kolay değil yani. Tarihin en zor şampiyonluğu. Çok zor bir şampiyonluğu var hem de. Sergen Yalçın teknik adamlıkta istidat gösterirse dedim ya bir tur Beşiktaş'a gelecek. Bundan hiçbirimizin şüphesi yok. Ben bir tur Galatasaray, bir tur Fenerbahçe ve finalde de milli takım neden olmasın diyorum. Sergen Yalçın'da bu potansiyel var, Trabzonspor'u çalıştırma potansiyeli var. Sergen Yalçın her camiada zaten çalıştı, sevildi. İstidatlı bir şekilde, evet. gelişime açık, DINER teknik adam kimliğiyle devam ettiği sürece bütün kapılar ona açık tutulacak. Bir, Sergen Yalçın bu istidadı gösterecek mi, göstermeyecek mi bilmiyorum. Ama bundan bağımsız kesinlikle bir gün Beşiktaş'a yine gelecek. O bu sezon olabilir kuvvetle muhtemel. Ben de e, belli ki Fernando Santos e, kabul görmedi pek. Ama şimdi bu adamı siz 5. hoca olarak bu sezon getirdiniz. E, velev ki size Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Ne yapacaksınız abi? Gönderirseniz hani herkes başınızın etini yiyecek. Ya. Sen Avrupa Şampiyonu adam aldın sana bir kupa alınabilirdi. Onu da aldı ve gönderdin. Neden sorun olabilir bu? Çünkü sen önümüzdeki sezona başladığın teknik adamla başarısız gidersen, mesela Sergen Yalçın, o zaman bu e, sopayla, yani Fernando Santos sopasıyla sürekli senin kafana vururlar abi. Durmazlar. Bah. Yani Ziraat Türkiye Kupası bir ölçü değil. Mesela onu Edin Trabzonspor'da yardımcı hocaydı. Sonra hoca oldu. Ziraat Türkiye Kupasını şampiyon olarak tamamladı Trabzonspor. Gitti yönetime dedi ki benim dedi bir kredim olması lazım. Kupayı kazandırdım Trabzonspor'a dedi. O zamanın yönetimi de tamam dedi. Seninle devam edelim dedi. Başkanı Sonra desin. bir başladı. Yani bir başladılar. Kötü gitti işler. Hocayı değiştirdiler. Yani lig farklı bir şey. Ligde yarışmak bana göre farklı bir şey. Turnuva farklı bir şey. Zira Türkiye Kupası şampiyonluğu şu anda Beşiktaş'ı kesmez. Lig üçüncülüğü zaten kesmiyor. Hiç kimse lig üçüncülüğünü konuşmuyor. Beşiktaş şunu istiyor. İyi futbol oynayalım takım iyi futbol oynasın. Biz sonuna kadar destekleriz ki öyle yapıyorlar. Ve şampiyonluk görelim. Yani Beşiktaş da başarı kriteri lig şampiyonluğudur. İkincilikte kesmiyor. öyle baktığında ben Fernanda Santos'u şu aşamada Beşiktaş yönetimi Fernanda Santos'la yollarımızı ayırdık dese sokaktaki hiçbir Beşiktaşlı aa niye hoca çok iyiydi çok iyi futbol oynatıyordu yazık oldu yanlış yaptınız demez. Ama Gelecek olan hoca yani Fernando Santos'u gönderirken kariyere mi bakacaksınız Beşiktaş'ı başarılı futbol oynatacak ve e, şampiyonluğa ulaştıracak hoca mı? Denenmiş bir hoca var Sergen Yalçın gerçekten çok iyi futbol oynatıyor çok da iyi biliyor bu işleri Türkiye'nin futbol iklimini de iyi biliyor. E, sonuçta hocanın bir beklentisi var zaten bu soru sorulduğunda hayır ben artık bir daha Beşiktaş'a dönmem demiyor hatta Beşiktaş'tan fazlasıyla da ilgi bekliyor e, yavaş yavaş süremizin de sonuna gelmiş olduğumuzu belirteyim. Zeki Uzundurkan çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Serkan Korkmaz ağzınıza sağlık. E, kolay bir yayın olmadı. Çünkü evet. kolay bir gündem Robert yok. Robert De Niro. Evet. E, ben Hala Alpaç'ın ustası. Ustam Kenan onu ölüm <laughs> e, yıl dönümünde e, anmak istiyorum pardon doğum gününde. İyi ki doğmuş. E, çok erken yaşta kaybettik. E, bugün onun doğum günü. Sevdiklerine, kıymetli eşi Handan'a, güzel kızı Deniz'e buradan sevgilerimi yolluyorum. Boşluğu asla dolmadı. Kıymetli ustam, mekanın cennet olsun diyorum. Ben onu almak istedim. Mekanı cennet olsun. Oldum. Meslek büyüğümüzdür. Evet, kesinlikle en güzel duygularımızla kendisini hatırlayacağız. Bir kere daha başınız sağ olsun diyelim. Çok değerli olduğunu biliyorum sizin için. Noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler spor gündemine. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.